düşünün 143. bölümünden merhaba ben Seyfettin Başsaraç. Ben Mert Ulan. Yine e, doptolu bir gündemimiz var. E, Mert şu an iki haftadır bir sürü şey yaşanıyor. Önce tabii ben e, iki haftadır bir bilek ağrısı çekiyorum. Meslek hastalığı olsun. eyvallah. E, önce karpal tünel diye biraz endişelendim. Çünkü sol bileğim hiç yani kullanılmaz durumdaydı elimi falan kıpırdatamıyorum bir şey kaldıramıyorum bir şey tutamıyorum böyle sıkamıyordum ya yani. hala biraz zorlanıyorum da neyse işte artık geçer geçer diyerekten biraz erteledim ama baktım geçecek gibi değil doktora gittim doktor karpal tünel olabilir dedi bir emg çekilsin dedi emg de değişik bir şey bu arada böyle elektrot bağlıyorlar eline sonra hmm. elektrik veriyorlar sinirlerden Sonra işte o mesafeyi mezro ölçüp bilgisayara geliyor. O sürede o mesafeyi ne kadar sürede gidiyor elektrik sinyali. Hmm. Ee, böyle bayağı şey sinyal elektrik verdiği için böyle zıplatıyor falan kolun böyle istemsiz şöyle bir <laughs> çarpınca. Ee, böyle bayağı detaylı bir EMG çektiler ama karpal Tünel değilmiş. Hmm. Ee, tendon iltihaplanması olarak karar verildi bir ilaç bir de bir krem verdi. Bakalım daha bir gün oldu içmeye başladı. Birazcık daha iyi şu an. Ee, çalışırken kod yazarken atel takıyorum. Ee, bir de oyun oynarken çok zorladım. Ee, ağrıyordu, ağrırken oyun oynadık bir iki saat, üç saat Call of Duty oynadık. Düşmanın da içinden geçtik. Kusura bakmasınlar. <gülüyor> Ama <gülüyor> bence seninki meslekten ziyade oyundanmış gibi geliyor. Yani. Yok yok. E, ben bizim şimdi bir tek klimalı olan oda şey salon ben de çok sıcak olduğu olan günler şey yapıyorum salondan çalışıyorum Hı -hı. ve salondaki masa bizim mermer masa biraz da yüksek bir masa orada laptopla çalışırken biraz ezdim muhtemelen Hı -hı. sol bileğin oradaki sinirleri tendonları neyse işte bakalım geçecek inşallah şu an daha iyi gibi gidiyor onun dışında Euro 2024'te çeyrek finale kaldık bence konuşulması Gerek bir şey. Biz biliyorsun çok futbol siyaset konuşmuyoruz ama e, en azından e, bizim takımın da e, taktiksiz. Yani aslında taktiği vardı ta <laughs> maçın başından e, devre arasına kadar düz düzgün bir taktik vardı. Yani hem Avusturya'yı iyi kilitledik hem de işte Duran topu da gol bulmak biraz şans işi ama e, onu da iyi çalışmışlar. Rakibin zaaflarını oynamışlar ama e, 45'ten sonra Avusturya'da değişiklik yaptıktan sonra aşısı biraz endişeli e, geçti. Allah'tan ikinci golü attık da. O da bizi biraz rahatlattı. Son dakikalar falan bayağı heyecanlıydı. Hı hı. Ee, ya müthiş bir gurur tabii O8 takımı içerisinde olmak. Hepsi çok iyi takımlar. Tabii. Tamam. Ee, ve buradan finale kadar da yolumuz var umarım. Çünkü Hollanda bence Avusturya'dan daha iyi bir takım değil. Yani her ne kadar yıldızları olsa da çok sönük oynuyorlardı ben turnuvada seyrettim. Ondan sonra da İngiltere, İsviçre e, galibi. Eğer İngiltere kalırsa bence İngiltere'de e, çok zor değil. İngiltere'de çok kötü bir futbol oynuyor maalesef. Bizim Telegram grubunda konuşuyoruz. Hı hı. E, köy futbolu diyorum ben. Çökelek kokulu. <laughs> <laughs> Çökelek kokusu geliyor oynarken. Ya çok yani gol lazım sağa pas sola pas böyle futbol mu olur ya? Yani, kaç yılındayız yani. Bir de i̇yi oyuncuları da var İngiltere'nin falan. Neyse yani Türkiye bir milli takım bizi bayağı gururlandırdı. Tabii ben bir yandan da endişeliyim çünkü biliyorsun bizim Futbol Federasyonu e, iş bilmezlerden kurulu olduğu için şimdi o iş bilmezler de olan bu başarı bizim e, payımız var çok büyük falan deyip tekrardan aday olup bir de seçilirlerse diye biraz endişe etmiyor değilim yani. E, çok istiyorum İl takımın finale kadar gidip hatta kupayı almasını. Ama bir yandan da böyle bir endişem var. Keşke e, biliyorsun biz de Cumhurbaşkanı seçtiği için şeyleri federasyon başkanlarına hmm. Ee, Cumhurbaşkanı dese ki benim adayım şu falan dese bir açıklama yapsa da şöyle yüreğimize susarsa. Bu arada çok saçma bir şey tabii yani Cumhurbaşkanı'nın Futbol Federasyonu'na ilgilenmesi e, normal olmaması gereken bir şey ama işte Türkiye'nin e, belli başlı şeyleri var. Bizi hep Hanlar, Hakanlar yönetmiş ya abi. Bir tarihte. <laughs> Padişahlar, bir şey, Hanlar, Hakanlar. Bir, aynen, aynen biz bir şey, bence bir o kültür bir, bence o bizden atamıyoruz üstümüze. Yani hep bir, büyük bir lider gelip bizi yönetmesini bekliyoruz buna kesin yorumlar gelecektir YouTube'da ama yani hani benim sadece yaptığım çıkarım yanlış da olabilirim tabii ki Bir de çok siyaset konuşmaya gerek yok yo, siyaset değil gerçi aslında bu ben, demografik ben, sosyolojik bir şey yani kesinlikle sosyolojik çıkarım yapıyorsun sen buradan hani benim aslında değineceğim nokta da takımla ilgili oydu ben de mesela çok uzun süredir futbol takip etmiyorum ben en son Guardiola Barcelona'ya çalıştırıyorken LTV Spor'da ve bütün Barcelona maçlarını seyrediyorum. Ben çok keyif alıyordum bu maçtan. Onun nedeni de çok belli. Böyle her şeyi tanımlanmış. Her çerkinlik ve her köşesi tanımlanmış. Bir sistem üzerine futbol oynuyorlardı orada. Zaten Guardiola'nın o dönemdeki Barcelona dışında başka kimse de benzer bir futbol oynayamıyordu. Benim orada sevme nedenim de çok fazla pas yapıyor olmaları, çok fazla topa hakim olmaları ve inskiyak oyuncuların mesela bireysel olarak bir şeyler yapmaktansa kal önünde bile kaleciyle karşı karşıya kaldıklarında bile pas atıp çünkü hani diğer oyuncunun gol atma şansı hani senin şansın %90 bile olsa diğer oyuncunun gol atma şansı belki %99 olduğundan genelde pas atıp boş kaleye yuvarlıyorlardı da topu. Ben o, o futboldan çok keyif alıyordum. Ondan Aslında sonra çok keyifsiz bir futbol bu arada. Çünkü çok, çok artık sevmiyor. uygulanmaya başladı. Evet. Çünkü. Çok çok şey yapmıyor yani. Çok kişi sevmiyor çünkü işte hani iki taraf da böyle bir o tarafa gitsin bir bu tarafa gitsin. Ben mesela işte bu bizim Avusturya Türkiye maçından sonra Reddit'te yabancıları yorumlarını okudum özellikle. Herkes şey demiş yani şu ana kadar turnuvada izlediğimiz en keyifli maçtı. Tabii ki hani belki hani biz, bizim bizim için çok keyifli olmuyor çünkü sürekli bir işte aman bir şey olacak gol yiyeceğiz falan endişesi oluyor ama onları hani böyle objektif olarak izleyenler için yani sürekli bir şeyler oluyor. Bir sürekli bir stres aman o tarafta gol olacak mı? Bu tarafta gol olacak mı? Yani çok hakikaten heyecan verici oluyor ama işte ben futbolu genelde böyle sistemli oyunlarda daha çok seviyorum. Benim bırakma, izlemeyi bırakma nedenim de aslında ya işte takımlarda genelde işte endüstrinin çok büyük olması, çok yani inanılmaz <laughs> paraların dönüyor olması, bahis sisteminin bayağı bazı liglerde çok maçların sonucuna karar veriyor diyeyim öyle bir sistemin olması. Ve insanların da futbolcuların da genelde böyle bireyi üzerine gitmesi. Sistem üzerine gitmektense ya şu oyuncu var o mesela işte Fransız için değil mi? Pape vardı. Aa, bütün maçı taşır Pape miydim? Mbappe. Mbappe. Miydi? Neyse. Mbappe. Ee, e o taşır diyorlardı. Hani gör hiç şey yapamıyorsun yani. Hani adamın bir golü mü ne var yani? Hani kişi üzerinden dönüyor çünkü futbol. Ben onu sevmiyorum. Orada mesela ama Avusturya, Biraz futbol şov uz... işidir abi. O şovu kişiler yapıyor yani. O da doğru ama ben mesela hani sistem ve daha sonra hani mesela işte Barcelona'da mesela inanılmaz bir sistem vardı ama ben mesela ilk 11'i çok rahat hala şu şu gün bile sayabiliyorum. Çünkü yani hakikaten her bir oyuncu kendi alanında bir katkı sunuyordu ama öne çıkan tabii ki orada Messi oluyordu. Hani ben ben o, o tarz aslında futbol izlemekten keyif alıyorum. Çünkü hmm. daha iyi, benim için daha eğlenceli oluyor. Ama ondan sonra ben bıraktım. Bu saydığım nedenlerden ötürü. izlemeye de başlama da ben de çok takip etmiyordum açıkçası ama bizim Telegram grubunda çok fazla kişi e, böyle Tabii takip canım. edince bir de Almanya'da yaşayınca bir de turnuva Almanya'da olduğumdan ötürü yani nasıl diyeyim kendini izole etmen çok mümkün değil. Hmm. Yani süpermarkete gidiyorsun oraya. <laughs> Televizyon koymuşlar abi. Televizyon. Orada şey markette reyonda Çok geçerken büyük maçı seyrediyorsun. Yani burada 4 senede bir olamazsın. olan da bir şey biliyorsun yani öyle. Hemen olan, her sene olan da bir şey değil. Aynen. Bir de burada abi mesela sokağa çıktığında Alman bayrağı normalde görmezsin. Yani çok hani bizdeki kadar yaygın değildir. Hani böyle e, gurur duyma Almanlıktan özellikle işte geçmişinden ötürü çok hiç yaygın bir şey değildir ama turnuva başladıktan sonra herkes böyle işte bu dikiz aynalarına böyle kıyafet geçirmişler bayrak şeklinde. Ondan sonra arka hı hı. kapılara böyle üst kısmına bayrak asmışlar falan. Ee, şeye Balkonlarına bayrak, camlarına bayrak asanlara, farklı ülkelerin bayrakları falan da var. Türk bayrağı da Fransız bayrağı falan da görebiliyorsun. Yani bayağı hissediyorsun ve bütün şeylerde. Ee, işte mesela pizzacıda bile şey var. Televizyon var. Orada seyredebiliyorsun hani maç şey hmm. için. Böyle bir bara falan gitmene bile gerek yok. Her, herhangi bir restoranda şey var. O yüzden ben de ya dedim hani izleyeyim. Bir de özellikle işte son, son hani gruplar belki o kadar heyecanlı olmasa da bu işte son 16'ya 16 kalanlar arasındaki maçlar biraz daha heyecanlıydı. Ben birkaç Ki maçı tane seyrettim. Ya Portekiz hakikaten... maçı neydi abi ya? Ya orada da mesela işte gene şeyi görüyorsun abi işte hani Ronaldo var işte bütün takımı taşır falan ama o yok yani hakikaten bir şey olmuyor yani. Ben o yüzden mesela şeyi çok seviyorlardı. Seviyorlarmış. Ben hiç maçını seyretmedim ama Avusturya'nın e, bu gegen Gegenpress dedikleri karşı atak, kontra atak, karşı kontra atak dedikleri bir sistem varmış. Sen hı hı. E, teknik direktörün adını söyleyeceksin. Çok Aynen mütecek sen mütecek onu söyleyince diyorsun. ben de ya kimmiş bu falan hiç bilmiyordum. Ama daha sonra işte Jurgen Klopp ben onu biliyordum. Borussia Dortmund'u çok güzel bir şekilde yönetmiş. Orada bayağı iyi işler yapmış. Orada da benzer sistem. Bu mesela işte sistem oyunu. Ama işte <laughs> Türkiye gibi <laughs> karşıda bir sistem olmayınca o sistem çalışmıyor hali Çünkü karşıda mesela işte kontra atak olmuyor. Kontra atak olmadığı zaman hani ona karşı pres yapamıyorlar. Ee, bizde de mesela benim gözlemlediğim nokta şu oldu bizde yani hiç sistem yok sadece çok iyi bir kaleci çok iyi bir defans orta sahadan çıktıktan sonra ne yapacağını bilemeyen bir bilmiyorum forvet var mıydı çünkü onlara de var forvetsiz oynuyoruz forvetsiz oynuyormuşuz ama işte bir de duran toplarda bir şeyler yakalamaya çalışıyor. Bir free kick tarzı bir şey oldu. Orada da baya böyle bir sistem bir şey çalışmışlar. Onu uygulamaya çalıştılar. O bariz belliydi. İşlemedi. Kaleci yakaladı hemen top orada ama hani anlaşılan sistem buymuş onun dışında çok fazla bir şey göremiyorsun. Mesela şey çok... yok bizim olmuş. bir planımız Şaşırtığım. vardı bu maçta. Aynen o ya onu görebiliyorsun. Kapalı bir futbol oynamışlar ya yani. Üçlü oynadık falan değişik Şeyde... şeyler denedik yani. Aynen ama işte yani şeyi görebiliyorsun abi yani işte çok fazla hata yapıyor, yapıyorlar. Pas hatası. İşte topu uzaklaştırırken gelişini uzaklaştırıyorlar mesela. Hani şey teknik olarak uzaklaştırılmaktan ziyade ya da pas atarak çıkmaktan ziyade. Ya da kaleciyle karşı karşıya kaldıklarına, ceza sahasına girdiklerine falan pas atmak yerine mesela dünkü maçta ben yani evet. deli oldum abi. Yani Barış mesela kaleciyle karşı karşıya ya solda mesela Ferdi'ydi yanlış hatırlamıyorsam. O da mesela çok güzel futbol oynadı. Yani şey ben şeyden seyrettim çünkü e, Alman spikerden seyrettim. Adam övüyor da övüyor böyle ya diyor ilk defa hata yaptı 70. dakika ilk defa pas hatası yaptı falan diye. Onu da böyle %86 mı %90 mı ne böyle şey başarılı pas Burada şeyi. Ferdi her maç öyle. Ferdi öyle olayı mi? o. Fenerbahçe'de ben bu sene çok maçını seyrettim. Bütün maçlarını seyrettim Fener'in işte yani. E, 60 maça yakın hepsinde çok iyiydi. Ve Fenerbahçe evet. hepsinde oynadı. Ya helal hmm. olsun. Ya orada mesela Çok o iyi. Ferdi bomboş duruyor abi. Mesela işte bak hani Barcelonada ben düşünüyorum abi yani adamın şansı %99 yani. Ferdiye pası atsa boş kaleyi ovarlayacak ama atmıyor adam. Ya bu durumda ben biraz şey düşünüyorum ya abi. Tamam tamam yani. işte o anda nabız 250 ya Mert. Yani şimdi sen de nabız 250 olsan ne yapacağını bilemezsin. Elini nereye koyacağını var. bilemezsin yani. Yani o da var ama bu da çalışılabilirmiş gibi geliyor bana. Yani çünkü ya. ben bazen orada şey düşünüyorum. Acaba biraz bencillik mi yapıyor? Çünkü hani bu tarz Dünya kupalarını biliyorsun öne çıkma şansın çok yüksek. Öne çıkınca da haliyle sezon başlayınca transfer olma şansın çok yüksek. Daha iyi yerlere gelme şansın çok yüksek. Acaba bir yandan da oyuncular kendini hani göstermeye mi çalışıyorlar diye düşünmeden edemiyorum ama bir yandan da mesela üçüncü golü atsa kimse böyle şey üstünde top üstünde kalmayacak yani. Abi hani o istemez mi üçüncü golü at, attırmak ya? O işte zaten o pası orada atabilse zaten Barcelona'da oynar. <gülüyor> <gülüyor> yani Doğru. E, şu an Galatasaray'da oynuyor. bu zaman Barcelona Real Madrid kapar adamı yani. Ferdi de mesela birkaç işte herhalde eksiği var. Yani bir kere sol bek olup da sağ ayaklı olması bir zaten şey. E, farklı bir bek yani o konuda. E, bir de çok hücuma çıktığı için arkasını toparlayacak birisine de ihtiyaç oluyor bazen. Hmm. E, ama muhtemelen Ferdi de çünkü o çok istikrarlı bir oyuncu olduğu için mesela Ferdi'nin en büyük eleştirim Ferdi'ye kaleyi gördüğü zaman vurmaması yani. Artık müsait pozisyonu mesela bazen buluyor. Yine pas vermeyi hmm. tercih ediyor. Hmm. Onları falan da biraz o, oradaki o karar mekanizmasını birazcık daha geliştirirse bence de yani top 8 kulübe falan çok rahat gider. Şu an bile gider yani. Arsenal falan istiyor zaten şu an bayağı bir Premier League kulübü istiyor. Bir de bu turnuvadan sonra kesin zaten. Yani tutması çok zor Fenerbahçe'nin onu evet yani keyifli, güzel. Yani bizim açımızdan çok keyifli bir turnuva oluyor. Bir de en zevkli maçlar hep Türkiye'nin maçları oluyor dediğin gibi yani. Çünkü analiz edemiyorsun Türkiye'yi. <laughs> Çünkü bir şey oynamıyoruz ki yani. Abi yani bir... Herkes kaos var diyor. ya yani Ben o yüzden yani, seviyorum <laughs> Türkiye maçları da diyor. Evet millet <laughs> down, giriyor birbirine tekme mekme sallıyor. Çok, Ama bir şey diyeyim yani eskiden futbol böyleydi ve çok daha zevkliydi. Şimdi bu işte Guardiola'dan bahsettin ya onun getirdiği hmm. işte bloklar arası kaymalar bilmem neler vesaire çok güzel. Tiki takar. Sana belki maç kazandırır işte şampiyon yapıyor Guardiola'yı vesaire ama hani seyir zevki olarak böyle o risk yani futbolu güzel yapan şey abi Selve Çetin gibi bir adamın altı kişiyi çalınıyor boyatmasıdır <laughs> tamam mı? Bu oldu yani ben bunu canlı olarak gördüm. Ee, budur yani sen biraz bireyler üzerine okumayalım diyorsun değil mi? Sen Alex falan seyretmemişsin belli yani hani. Yok abi hiç. Yani mesela şöyle bir şey vardı Fenerbahçe taraftan da ben 8 sene bütün maçlarına gittim Fener'in ee, Kadıköy'deki. Kombinam vardı. Yani Alex'e top gelirdi de şey derdik ya yani bu çözer. Buradan çözer bu adam derdik. Ya de maç mesela 1-0 gerideyiz derbi. iki tane salla şimdi se'ni e alırız maçı falan diyorduk ve sallayıp alıyordu yani hani. E her zaman olmasa da çoğu zaman yapıyordu. Hani biraz böyle yıldız oyunu da futbolun güzel olan tarafı. E sürekli takım oyunu, sürekli sistem oyunu güzel ama yani e aradaki o yıldızlar da işte ne diyeyim pastadaki çilek mi diyeyim yani hmm. o süs yani. Olmazsa da olmuyor açıkçası. O yüzden e, futbolu güzel yapan şey işte e, mesela kağıt üzerine baktığın zaman Türkiye'nin Avusturya'yı hiç yenememesi lazım. Niye? Çünkü Avusturya'nın çok daha iyi bir hocası var bence. <laughs> e, çok daha birbirleriyle oynamaya alışmış bir takım. Takım içi kaos yok. Bizdeki gibi böyle sürekli takımdaki iç kavgaları ortaya çıkartmaya çalışan bir basın yok. E, çünkü takım içi kavga yok muhtemelen. Eee çok daha birbirine oynamaya alışmış ve daha planlı bir takım gibi gözükse de işte Türkiye'nin gelip iki tane kafa golüyle, duran top golüyle Avusturya'yı elemesi futbolu güzel yapan şey. Hı hı. Ee, ve kazanan tarafta olmak da tabii ki çok mutluluk verici. Umarım Hollanda, İngiltere falan diye gidip finale kadar götürürüz. Çünkü yolumuz şey öteki tarafta olsak çok zordu yani. Almanya gelebilir, Fransa gelebilir. Gerçi işte ben Fransa'yı da o kadar güçlü görmüyorum bu turnuvada ama. Hı hı. Yine de Fransa'da işte Mbappe falan diyorsun çıkar bir tane atar. Öyle kalırsın. Ee, güzel, keyifli bir şey oluyor. Ee, turnuva oluyor ki yani burada sen dedin ya hani işte markette bile var diye Apple'la çalışan arkadaşlarımla konuştuğumda da geçmişte böyle Avrupa turnuvası işte nasıl Dünya Kupası falan olduğu zaman Apple'da baya toplantı odalarında maçları açıyorlarmış. Millet işi gücü bırakıp çünkü Amerika'da gündüz oluyor biliyorsun <laughs> maçlar. Ciddi bir saat fark olduğu için San Francisco ile Kaliforniya ile. Sabah mesela bir millet maçları seyredip ondan sonra tekrar mesaiye falan dönüyormuş. Böyle de bir anekdot içeriden anlatmış olayım. İyiymiş. Apple demişken bugün ben Apple Türkiye'deydim bu arada. Ondan da birazcık bahsedeyim ufak. Apple Developer Event'i vardı. Küçük bir kapalı bir gruba. Aslında internetten başvurabiliyordunuz yani. Başvuru formu vardı. Bizim Telegram grubunda paylaşılmıştı. Ee, Sağ beni de listeye almışlar. Ee, orada Apple evangelistleriyle ile beraber işte WWDC'de tanıtılan bazı özelliklerin e, bazılarının altı çizildi, öyle söyleyeyim. Ee, ne olduklarını çok yani içeriği çok paylaşmadılar ama aslında WWDC'de olan şeylerin birebir aynısı. Iyiydi. Bir de ben yani iş gereği WWDC'deki yılın çoğunu seyrettiğim için biraz bana böyle tekrar gibi oldu ama en azından Apple'ın neye ekstra önem verdiğini birazcık daha görmüş oldum. Çok söyleyemiyorum burada ama güzel bir etkinlikti. Deneyim olarak da hoştu. Ee, güzel ağırladılar. Hem kahvaltı hem öğlen yemeği falan hmm. da vardı. Ya, aynen. Eee <laughs> şey iyiydi. Organizasyonu iyiydi. Ee, çok da kalabalık da bir ekip de değildi. Ee, güzel keyifli bir vakit geçirdik. Evangelistlere bazı sorular yani Q&A session oldu. Sonrasında hmm. da yemekte de yine sorular sorabildik. Böyle daha advanced sorular sorduk. Tabi bazı noktalara tıkanıyorlar. Tıkanıcı ben biz bunları bir detaylı bakıp sana dönelim falan diyorlar. Hmm. Ee, Böyle bir etkinliğimiz de oldu. Daha Apple, sonunda, TV <laughs> Apple TV Plus'ı sorsaydın gitmişken. Apple TV Plus'ı ben şu anda yani sorabilirim WWDR'a, Developer Relations'a. Zaten cevaplarını bildiğim için hmm. çok da sormaya gerek yok yani. Orada bir e, Turkcell'le isim hakkı konusunda bir itilaf oldu. E, Apple TV Plus'ı duyurduğunda, duyurduğu dakika o zamanki Turkcell CEO'su kimse artık hatırlamıyorum. Hı -hı. Who knows, whatever. Ee, şey demişti. Alnus yani, TV Plus bizim markamız. Bak Apple bizi kopyalıyor falan. Biz bunu engelleriz falan gibisinden bir tweet atmıştı. Daha sonra da mahkeme kararıyla TV Plus isim hakları bize ait deyip e, Apple TV Plus'ın Türkiye'de yayınlanmasını engellediler. Türkiye'de de işte e, isim değişikliğine gitmek istemedi için Apple. Ben öyle anlıyorum. E ama Davada... yani bir şey olmuyor mu abi? Yani atıyorum hani TV Plus çok jenerik bir, bir isim. Yani hani Atıyorum Mert TV Plus bir şey diye bir şey yapabılsın. Hani Disney Plus da var hani gene bir Plus var orada. Apple TV <laughs> markası kendininin Apple TV diye bir markası var Sadece Hani Plus eklemişler. Yani Sana bana şöyle sanki söyleyeyim. biraz şeymiş gibi geliyor. Bizim yani Denizli'de la 2023 şey. var. Bunlar bir online telesekreter sistemi kurdular. Adı da Bulutfon ve Fon F O N şeklinde yani Bulutfon Türkçe. Hmm. Düşün. Bulut Fon şeklinde yazılıyor. Buna Vodafone telif davası açtı ve kaç sene sürdü o dava? Vodafone'a benziyormuş şey ismi diye. Andırıyormuş Oo. falan diye. Kaybetti Vodafone davayı. Ama bayağı süründürdüler yani çocukları. Tamam değil mi? Masraf yani. Yani Türkiye'de masrafı. biraz aynen legal tarafı kuvvetli olan taraf diğer tarafı biraz böyle bıktıracak derecede e, süründürebiliyor. Biraz tabi can sıkıcı. E, Apple'da demek ki e, o şey yani ha, Türksel, şimdi şunu kabul edelim. Apple Turkcell'den kuvvetli değil Türkiye sınırları içerisinde. Türksel'in çünkü devletle bağlantısı da yakın hükümetle diyelim ya da neyse o yüzden her türlü Türksel'in istediği karar çıkmıştır zaten orada ama bu konuyla ilgili hukukçu falan varsa ya abi siz bildiğiniz gibi falan diye, yani YouTube'da yorum olarak yazabilir bazen bize böyle wall of text yorumlar geliyor yani abi öyle değil falan diye öyle bir yorum bekliyoruz e, işin Aslında öğrenelim çünkü ben hukukçu değilim davayı da takip etmedim yani bana 3 Temmuz davasını sor Şike davasını sana sayfa sayfa iddianamesini <laughs> anlatayım ama Double TV Plus davasını bilemiyorum maalesef. Bir de ya açık, orada dava var dedi. mıdır artık ya da işte muhtemelen sordular biz bu hakkı kullanacağız. Turkcell'de muhtemelen verin 100 milyon dolar sizin olsun hak demiştir. Yok ilk bana. duyurulan ülkeler arasında Türkiye vardı. Öyle Apple mi? TV Plus tabi eventte Aa. duyururlarken listede Türkiye vardı. Türkiye tam çık abi şu an Trinidad ve Tobago'da var Tanzanya'da var Zimbabwe'de var Oğlum Zimbabwe'deki adam Apple TV Plus Dark Matter seyrediyor. Ben buradan Amerikan kredi kartı bulup da oradan fake hesap açıp da bilmem neyle falan yapıyorum yani. Çok ayıp ya. Şimdi Zimbabwe'yi de küçümsemek gibi olmasın ama hani baktığın zaman Bu gayri safi, abi. Milli, hasla... Gayri <laughs> safi Misa, milli hasla. Zimbabwe'den dinleyenler. Aynen. Gayri safi milli haslaya falan bakarsan biz biraz daha iyiyiz sanki Zimbabwe'den. Bir tık. Aynen. Bir, bir tık değil. Bir, bir çok, çok tık daha iyiyiz. <laughs> e, Trinidad Tobago falan da öyle yani. Aynen. Sürekli Çalkalanan bir yer ya. Darbe marbe olup duruyor iki haftadır. bir. Takip etmiyorum bilmiyorum. E, ben öyle kalmış <laughs> aklımda. Neyse e, TV Plus'a soramadım ama başka tabii teknik sorular sordum. Hmm. E, güzel cevaplar da aldım. Biz de bu arada içeride tabii iOS 18'e hazırlanıyoruz. Tabii ne yaptığımızı çok söyleyemem ama. iOS 18'deki bazı kilit özellikleri entegre etmeye başladık. Süper. E, tabii bu Apple Intelligence'ın iPhone 15 Pro'da çalışıyor olması biraz e, can sıkıcı çünkü test cihazı vesaire lazım. Bende 15 Pro yok. Hmm. Onların tabii tedariği temini biraz zor olabiliyor. E, hemen şirkete bana 3 tane, 2 tane çünkü testlerde kullanacak. iPhone 15 Pro ayarlayın demek yani e, yapıyorlar ama tabii ki e, biraz vakit alıyor. E, onun yerine belki bir iPad Air falan da kullanılabilir. Çünkü onda da M2 var. Hmm. Yine iPad Air'larda. Onun üzerinden de test edilebilir. Hatta bence daha da rahat olur. iPhone'a göre diye düşünüyorum. Daha uygun fiyatlı bir de sanırım. Tabii tabii çok daha uygun fiyatlı. Üçte biri fiyat falan. Öyle bir şey öyle bir yola gideceğiz diye düşünüyorum. Bence hani altı çizilmesi gereken özelliklerden bir tanesi nasıl? Çünkü WWDC'de anlatılan şeyleri anlattıkları için onu rahatlıkla söyleyebilirim. Vision API'ni yeniden Swift yazmışlar iOS hmm. 18'de Vision API'ne bir sürü şey açmışlar şu an. Birçok machine learning e, algoritmasını direkt out of the box kullanabiliyorsunuz yani. Kendi modelinizi falan eklemenize gerek yok. Yani Verdiğiniz bir görseldeki işte insanları bulmaktan tutun da işte text detection'a e, işte e, birim translation'ından yani işte ne bileyim bitti yemek tarifi vardır. Amerikan hmm. ölçülerini işte Avrupa ölçülerine falan çevirmek gibi olabilir. Metricsiz. Zaten şey e, translation API'yi komple açtılar. Translation diye bir paket var artık. Import hmm. Translation diyerek ekliyorsun ve e, herhangi bir şekilde cloudda da kullanmadığı için direkt on device wow. machine translation bütün app'lerde yapabiliyorsun. Mesela e, öyle bir hani örnek de gösterildi, WWDc'de işte yorum yazabildiği insanların bir sayfam var. İşte Japonya'dan da Japonca yorum yazıyorlar, İtalya'dan İtalyanca yazıyorlar yorum vesaire. Sen oraya direkt Translate butonu koyuyorsun ve istediğin dile çat diye çeviriyor ee, ve bunu on device yaptığı için de ya. herhangi bir maliyeti de yok. Bence bence de güzel bir özellik. Ee, bunun gibi şeyler var işte mesela insan pozu işte mutlu kollarını yukarı kaldırmış falan Bunların hepsini verebilen böyle tek satırlık API'ler var. Bir bakılabilir bence o vision'daki şeylere güzel şeyler var. Güzel fikirler de çıkabilir oradan. Ee, Benim aklıma gelmişti birkaç tane fikir açıkçası ben şeye bu Translation API'ni merak ediyordum iz atmıştım izlemede listeme de izleyecektim de ee, en merak ettiğim nokta oydu benim on device mi yapıyor yoksa işte mesela Google Translate'in de API'i var her yerde insanlar kullanıyor web sitelerinde falan da kullanıyorlar şeylerde falan uygulamalarda falan da işte bizde Imoskat e, böyle sahibindenin Almanca versiyonunu düşün e, ee, ev bakma uygulamasını. Orada mesela açıklamalarda hep şey kullanıyorlar. Google'un API'ni kullanıyorlar. Şimdi o gitti muhtemelen. Orada çünkü şeyi de kullanmaya başladı. Google Maps'i de kullanmaya. Biliyorsun bunlar bayağı para aslında. Yani hani e, Google Maps'in API'ına biz bayağı para veriyorduk. Shopify'daki işte şey yani <laughs> paket tracking yaparken ki map'i gösteriyorduk. Ben orada bayağı diyordum ya gelin Apple Map falan kullanalım da. Ee, çok ikna edememiştim. Translation'da API'nde de yanlış bilmiyorsam gene belli bir kullanımdan sonra şey veriyorsun yani para veriyorsun. Hani bunun on device olması baya baya bir sikon soru rate limit falan var mı bunun dedi adam dedi ki rate limiti cihaz yapıyor bunu zaten dedi <gülüyor> <gülüyor> ödemedi de yani ben öyle çevirdim İstediğin istediğin kadar yapabilirsin dedi yani on device olduğu için her şey e tabii şöyle bir şey oluyor mesela şimdi atıyorum danca bir dili şey metni çevirmeye çalışıyorsun. Aşağıdan bir tane minik kart çıkıyor yapılın çıkarttı. Danca paketini yüklemen gerekiyor hmm. diye. Download'a basıyorsun onu yüklüyor ondan sonra çeviriyor. Hani orada bir onu arada da ekstra bir step Siri, var. Siri'de de yapıyor onu. Hani yani sen yapıyor, farklı yapıyor. çok daha kaliteli ses istiyorsan, o zaman şey yapman gerekiyor. Tıklayıp indirmen gerekiyor. Aynen. Ee... Normal yani çünkü öteki türlü hani bütün dilleri indirsen işte Tanzanca'yı falan <laughs> baya bir 4-5 GB sadece şey için gider Translation API için gidermiş gibi. Yani. Evet e, bu güzel bunun dışında listeye bakarsınız Vision'ın sayfasında e, güzel fikirler de çıkabilir yani benim aklımda birkaç tane hatta fikir geldi yani ben onları oturup da implement edecek halim yok ama Hani bak Sen bundan bana da söyle da, ben yaparım. İlginç app'ler çıkabilir diye e, classification falan yapıyor. E, hmm. Image classification yapıyor. E, bence işte mesela düzgün tren edersen ya ama bunların yani işte, bitki mitki mitki de bulur işte inanılmaz bir şey bence ya. Evet. Yani çünkü e, bunu şeye verebilirsin atıyorum e, genelde işte ne derler sahada çalışan çalışanların varsa hani uygulamayı geliştirip herhangi bir sahada şey olmasının internet olmasının falan gereği yok. Hani bayağı orada çeşitli classification'lar yapılabilirmiş gibi. Ben de bunun açıkçası bir süre şeyi geçenlerde bir, bir polis bir tane şeye ceza yazıyordu falan oradan aklıma gelmişti ya bir saat şey dolduruyorlar forum dolduruyorlar yani hani burada aslında vision'la falan bir sürü şey yapılabilirmiş gibi geliyor atıyorum yani mesela kamera... doküman skeneri direkt sana veriyor artık aynen doküman skenet arabayı çek o otomatik plakasının şeyini markasını falan filan yapsın yani bayağı bir potansiyel varmış geliyor hani B2B tarafında özellikle yani kamera mesela kamera feed'inde dokümanları bul Rectangular dokümanları bul diye parametre var veriyorsun direkt sana rectangle dokümanı bulup onu düzlemde falan da düzletip direkt hmm. sana output'unu delegate olarak falan veriyor Bayağı güzel şeyler var ya çok e, bakılabilir iyiymiş. buradan da varsa geliştirici bizden şey olur çok para kazanırsınız, bizi de görürsünüz artık <gülüyor> sponsor <gülüyor> olurlar artık <laughs> olabilir e, böyle güzel bir etkinlikte e, Vision OS ile ilgili bir section vardı Biliyorsun Vision burada yok aslında Vision Pro ama muhtemelen bu standart bir anlatım olduğu için onu şey yaptılar. Hmm. Gerçi ben yok diyorum ama Vision Pro ile geliştirme yapan developerlar da varmış yani seyirciler arasında. Orada işte Enterprise satış yapmaya biraz yeltenmiş herhalde Apple. Enterprise API'leri çıkartmışlar. Onun için hmm. özel izin istiyorsun. Çıkabiliyorsun normalde kameraya falan erişim yok Vision osin API'inde. Ama işte Enterprise API'den izin alırsan mesela kamerayı kullanıp işte barkod tarama falan gibi şeyler yapabiliyorsun hmm. bir işte. Böyle işte warehouse çalışanı direkt barkodlara bakıp onaylayarak işte şey yapabiliyor hızlı bir şekilde işini halledebiliyor ya da işte inşaatta çalışırken tam işte lehimi tutturabildi mi onun işte detection'ını falan yapıyor. Ya ben orada biraz daha basit düşünüyorum. Ben zamanında bir tane startup'la konuşmuştum. Onlar bu şeyde çalışıyordu. Süpermarketlerin. Hı, -hı. Ee raftizminde i̇şte raft falan çalışıyorlar. Or orada bir şeyler yapmak istiyorlardı. O mesela tam bunun için. Yani hani tabii hani marketin içerisinde Vision Pro ile yürüyen bir çalışan görsem biraz garip olur. Başlangıçta ama yani çünkü şey e, çok kompleks bir iş. Hani oradaki işte hangi rafa hangi ma mal nerede, işte fiyat değişikliği falan filan da yapıyorlar. Orada komple hani şeyi de maplersen mağazanın içerisine marketin içerisine. Hani sana bayağı orada yolu da gösterdir. Şuraya git, şuraya git, ketçaplar orada falan gibisinden. Bütün hani şeyleri ona hmm. göre optimize ederek bir şey yapabilirsin. Tekrardan raft izmeni yapabilir misin gibi geliyor. Ya B2B potansiyeli bence de çok yüksekmiş gibi geliyor. Yani ben işte hani B2B şeyde çalışmaya başladıktan sonra şirkette yani hakikaten orada benim biraz şeyim açıldı diyeyim. Gözüm açıldı diyeyim yani. Hani son kullanıcıya ürün satmak gerçekten çok zor bir şey çok fazla para harcaman gerekiyor. Bu para da genelde işte Google reklamı, Facebook reklamına gidiyor ki. Hani B2B'de hani bazen 3 tane falan satış yapsan sanki bütün yıllık şeyin çıkıyormuş gibi Ama tabii Apple'ın daha çok artık halka sattığı için Aynen, Apple. consumer electronics yapıyorlar onlar, doğru. Evet. O yüzden hani genelaymış lazım ki zaten şu an Vision Pro 2 planlarından birazcık caydıklarını, onun yerine daha düşük fiyatlı bir Vision ürünü çıkartacaklarına dair de söylentiler gittikçe artmaya başladı. Ee, bakalım nasıl olacak göreceğiz. Böyle bir eventte geçirmiş olduk. Onun dışında geçen hafta hep ben anlatıyorum ama bilmiyorum sende var mı gelişme istersen seni biraz dinleyelim. Ya bende abi işte. <laughs> bende çünkü var baya bir şey. ESG sağ olsun. bir tane tweet atmış. Bizim grupta da paylaştılar o tweet'i. Ha. Ya <laughs> Orada Orhan Pamuk ne, ne demişti hani? Evet, bu kitapları okumak zorunlu olsa işte hiç ne cahillik kalmaz mı bir şey. Ama hep kendi kitaplarını koymuş, değil mi orada? Ben onu fark ettim. Yani Orhan kendi... Pamuk'un bütün kitapları vardı başka bir şey yok. Başka bir şey yok. <laughs> Hacı Orhan Pamuk'un romanlarını okuyarak merhaba Poğaçacı'yı hatırlıyoruz hepimiz yani. Ya Çok hani... halkın içinden bir adam olarak göremem yani Orhan Pamuk'u. Şey yapmayalım da tabii kendi. başarılı bir yazar da hani ben hani ben orada yazarına şey bir şey gördüm. demiyorum. Canım hani... o merhaba Poğaçacı'yı biliyor musun sen? Yok ben bilmiyorum. Ben hiç Orhan tamam, Pamuk'u bir... okumadım. Yok yani Orhan Pamuk'un bir tane yabancı bir basına Orhan Pamuk'un işte mahalle yaşamı falan gibisinden bir belgesel gibi bir şey çekiyorlar da. Ha. Sabahleyin şey yapıyor. Merhaba poğaçacı deyip poğaça, poğaça alıyor. Poğaçacı adamdan yoldan da. <laughs> hani poğaçacı nedir abi? Hani adamı zaten hani mahalledeyse tanıyorsundur. <laughs> <laughs> Adını bilirsin. Aynen. Ahmet, ee, istim, ahmet istim. Biraz böyle bir şey var yani. <laughs> Sanki böyle halktan kopuk bir adammış gibi orada. O yüzden ona gönderme yaptım. Anlayan anlamıştır da sen anlamayınca açıkladık tabi. tabii. İyi oldu. İyi oldu. Ya oradan ben biraz hani şey garip gelmesi hani kendi kitaplarını koyması hani sadece biraz şey garip geldi. ESG de onu şey yapmış hani alıntırı retweetleyip <laughs> retweetleyip ve ben de bu oyunlar bu oyunlar oynansa aslında çok daha ne işte iyi yerlere gelir. Hatta ben Adam... Universalist var, Civilization var. E, ee, of Iron 3 vardı galiba. Ya da 4. Bir şey daha vardı. Bir strateji oyunu daha vardı. Bak, ben çok ben önemli de... değil. Anno falan olabilir. Yok Anno değildi ya. Civilization vardı. Europe... Aynen. Aynen. 3 4. Age Bakan of Empires falan sevmiyor yani. zaten şey. Aynen. ESG çok tarih falan. Ama o şey bile diyordu <laughs> ya. Yani Bunları oynamayana kızı bile verme. <laughs> <laughs> Doğru söylüyor. <laughs> Ama onun mesela şöyle bir argümanı var diyor ki mesela işte Europa Universalis oynamayan birisi Crusader Kings olabilir son oyun. Allah ee, Aynen Crusader Kings doğru doğru. İşte yani şey diyordu. diyor. diyor. Ee, işte Europa Universalis oynayan birisi ya da işte iyi bir taktik strateji oynayan birisi mesela işte çöldeki bir devleti seçtiğinde orada tarım yapılamadığını sadece ticaretle orada bir şeyler yapılabileceğini mesela bilir ve dünyayı da ona göre yorumlar. Hı -hı. Bu Araplar niye gelişememiş demez de bu adamlar sadece işte tüccarlıkla işte yerden çıkan tek doğal kaynağı olan petrolle falan işte buralara gelmiş diye dünya yorumlamasını ona göre yapar. O da onu tabii daha hani anlayışlı bir insan haline getir gibisinden bir argümanı vardı. Hı hı. Aslında ona binaen söylüyor yani bunların hepsini. Doğru doğru. Ama işte onu söyleyince bana bir an Civilization'ı hatırlattı. Ben de aa ne zamandır Civilization oynamıyordum. Dur bir bakayım dedim. <laughs> keşke keşke bakmasaydım ya. Cumartesi günü sabah başladım pazar akşamına kadar hakikaten. Yani arada tabii yürüyüşe çıkma, işte hani yemek vesaire hmm. falan onlar okey ama yani hakikaten ben bu oyuna başlayınca bu oyun serileri işte Crusader Kings'te de öyle oluyor ya da işte Anno'da falan da böyle oynuyor. Ne zaman başlasam özellikle Civilization'da yani çok biraz daha nasıl diyeyim taktik yapman, çok daha böyle derin düşünmen. Bir de işte şey benim hoşuma gidiyor. Ülkelerin olması hoşuma gidiyor. Orada da ben şeyi seçiyorum hep. E, Yunanları seçiyorum. Medeniyetler e, var. Aynen, medeniyetler değil var. Medeniyetleri seçiyorsun. Farklı kazanma taktikleri var. İşte diplomasiyle kazanabiliyorsun. E, işte kültürel e, bir başarı elde edebiliyorsun. Onun için çok fazla turist çekmen gerekiyor kendi ülkene. Ya da işte Aslında savaşla. Aslında saçma ya. Bence hepsini savaşla kazanılması lazım. Ya sen istersen ona gidebiliyorsun. Hani sana herhangi bir zorunluluğu yok. Oyun sana sunmuyor. Ama sen mesela işte şey seçersen mesela işte Yunanistan'ı seçersen onların bir kültür bonusu oluyor ekstradan. Çünkü Hı -hı. işte şeyinden dolayı kendi hani tarihsel şeyinden dolayı. Mesela eee Osmanlı da var. Osmanlı'yı seçince de orada şey var. E, Kanuni e, Sultan Süleyman var. Orada da mesela şey yapıyor. Diplomasisi çok daha iyi. E, Hı -hı. Hani o diplomasiyle ilgili ekstra sana bir bonus veriyor. Ben de orada hep şey Akdeniz haritası var olan Akdeniz haritası. Her ülke kendi yerinde olsun şeklinde seçiyorum. Ee, orada da işte Yunanistan'da sağında böyle Süleyman oluyor. Onunla birlikte şey yapıyoruz. Anlaşmalar falan filan yapıyoruz ama oyundaki müzikler de çok güzel. Çok ee, şey bir işte Mehter Marşı çalıyor ama böyle nasıl diyeyim çok hani senin bildiğin Mehter Marşı şeklinde değil daha böyle enstrümantal hani oryantal şekilde çalıyor Hı -hı. sadece enstrüman sesi duyuyorsun bir de Üsküdar'a giderken çalıyor Hı -hı. <laughs> yani hani bu şey için de değil hani o ülkeyi seçmiş olmanın da gerekmiyor hani sadece ben oradayken hani soundtrack'i hepsini içeriyor yani hani ülkeden seçtiğin ülkeden bağımsız Hı -hı. olarak o benim çok hoşuma gidiyor. Bir de işte hani böyle farklı farklı şeylerle uğraşmak. işte mesela ben kültür şeyini yapabilmen için işte bir sürü işte tiyatro kurman gerekiyor. Bir sürü işte sanatçı gelmesi gerekiyor. O sanatçılar eser üretmeleri gerekiyor. Ondan sonra National Park falan kurular, park falan bir şeyler kurman gerekiyor. Yani bayağı bir şeyle uğraşman gerekiyor şeyi kazanabilmek için kültür şeyini. O da zor. Ben de o yüzden o kadar zamanı geçiriyorum çünkü bütün şeyleri turistleri çekebiliyor olman gerekiyor. Benim işte hafta sonum bayağı öyle geçti. Ama hep yani diyeyim, aklıma da kaldı yani. Hala ben hafta içi oldu yani. Lan biraz daha oynasam bir açıp baksam falan diye kendimi bayağı zor tutuyorum. Oyun oynamamak için. Onun neyse ki şeyi de çıkacak. Yenisi de çıkacak. Yenisi çıkarsa 7. muhtemelen aynen Civilization 7. 2025 dediler ama onun için. Mekke de gelir falan. muhtemelen. Mac'e Mac'te gelir. Bunun iPad oyunu da varmış. Onu da keşfettik. Bizim grupta soranlar oldu çünkü ya işte başka yerlerde oynayabiliyor muyuz diye de Mac'te, Windows'ta bir de iPad'de var. Ama iPad'de sanırım biraz bug'lar falan varmış. Game yani Pass'te falan da var, var galiba. Aynen Game da Games var. Game Pass'te de var. Onların şeyleri de güzel. Bir de DLC'leri eee hmm. ben ben bir tane şey böyle Storms and Fire mı öyle bir şey vardı. Şeyi dahil ediyor. Küresel ısınmayı falan dahil ediyor. Böyle hmm. sürekli işte bir yere sel basıyor. Bu sefer şey sen şey yapmaya çalışıyorsun işte Roma İmparatorluğu'nun şeye sel basıyor or, or taraflarda. Çünkü işte var falan filan da olduğu için. Orada bir olaylar oluyor. Sen en çok yardım edersen diplomasi puanı kazanıyorsun ekstra. Hani bu sayede hı hı. şeyle de bitirebiliyorsun böyle yardım ederek falan. Bende de mesela hani kültürde herkesi çok iyi olmak. Bak işte şeyin aslında segenin burada bahsettiği şey o. Sen hani kültürel anlamda bir kazanım elde etmek istiyorsan hani birilerine savaşarak bir şeyler yapamıyorsun. Çünkü herkes bu sefer sana böyle e, hani e, sinirlenmiş ol, oluyor. Haliyle hiç şey çekemiyorsun. Turist çekemiyorsun. Böyle işte bütün sınırlarını açman gerekiyor. Aa bak Şengen'in olayı aslında neymiş. Oradan böyle bağlantılar kurabiliyorsun. Yani hakikaten şey dünyayı anlamak için çok yani sistemleri anlamak için özellikle Civilization'da çünkü şeyler falan da seçebiliyorsun. Ben işte ülkeyi otokrasiyle yönetmek istiyorum. işte Cumhuriyetle yönetmek istiyorum. Demokrasiyle yönetmek istiyorum falan diye. Onların sana kazanımlarını da görebiliyorsun. Farklılıklarını da görebiliyorsun. O açıdan çok faydalı oldu ama işte <laughs> hafta sonunda gömmüş şey oldum. Öyleyse ya sağ olsun. <laughs> ama değermiş gibi de geliyor yani açıkçası. Aldığın Hiç Tropico keyfini. oynadın mı? Tropico. Yok Tropico hiç oynamadım. O da çok iyi oyundur. Diktatör onda da Güney Amerika taraflarında böyle. Hmm. Tropico diye işte uyduruktan bir ülke var. O da yine benzer işte çok halkın üzerine gidersen ayaklanma çıkıyor falan isyancılar. Hmm. E, o da bayağı keyifli bir oyundu. 6'ya kadar falan çıkarttılar sonra 7 çıktım bilmiyorum en son Tropico 6 vardı. Abi eskiden korsan oyun olayı olduğu için CDC'ye gidip abi bu neymiş deyip alıp geliyorduk. <laughs> 5 TL'ydi yani o zaman. 3 liraydı 5 liraydı CD'de. Doğru alıp geliyorduk. Sonra tabii para, kendi paramızı kazanmaya başlayınca orijinale döndük. O zaman da birazcık daha da şey oldu tabii. Yaşta büyüyünce azaldı oyun oynamalar. Evet. Gerçi ben hala çok oynuyorum da. Yine de. Ama işte bu tarz oyunları oynayamıyorsun abi. Çünkü hani çok zaman harcaman gereken. Yani bir abi şöyle benim bir Ramazan'da hani evdeyken falan okul okurken yani Ramazan'da eğer evdeysem o gün Civilization campaign'ine sabah başlıyordum. Civilization 4 vardı o zaman. hı. Hmm işte iftara kadar sürüyordu zaten bir kenfeyle. <laughs> biz de şey oynuyorduk. geçirme o. oyunu. Ben o zaman Civilization değil de Night Online oynuyordum. <laughs> onu da buradan itiraf ediyorum. Hiç edeyim. oynamadım hayatımda Night Online. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> o bedavaydı. hani e, şeye. O, o zaman World of Warcraft. Metin için bir... Night Online biz buralarda oynuyorduk. Metin 2 çok daha sonra çıkmıştı diye hatırlıyorum. Onu ben çok böyle çok sevdiğimi de hatırlamıyorum. Night Online bedavaydı. Herkes onu oynuyordu. Biz de şey yapardık. iftardan şeye kadar, sahura kadar. Oynardı of. onu, aynen. <laughs> zaman geçsin diye sonra sahur yaptıktan sonra çap şey yapardık yani uyurdu. İftardan yani. sahur'a vakit geçiyor abi. Sahurdan iftara vakit geçmiyor. E doğru ama işte o zaman da şey okuldasın ya hani e, ha. çok şey olmuyor yani. Okuldan eve geliyorsun zaten hani birkaç saat sonra falan da zaten iftar yapmış oluyorsun. İftardan sonra ne yapacağım falan çünkü o yemeği iyi bir yemek yiyorsun ya. <laughs> Onu, onu çok kötüsünü şey yapmamak için şey, hemen bilgisayarın başına geçip işte şeye kadar sahura kadar. Yani bu şekilde hani orucu da tutmuş oluyorsun. <laughs> İkna edebiliyorsun aileyi. <laughs> Benim emeğime olarak bir Ragnarok Online var çok uzun sürmeyen. Bir de Warhammer Online var. Ee, arkadaşlarla beraber gelmiştik. Onun dışında da bir online oyun tecrübem olmadı yani. Ufak tefek denemeler dışında böyle 1-2 saatlik. Ee, onun yerine başka şeylere vakit göndüm diyebilirim. Call of Duty'de bin saati geçmiştir benim. Son 2 sene. Aynen aynen. O bayağı oldu. Maalesef öyle bir durum var. Neyse. Ee, onun dışında geçen hafta Figma Config vardı. E, Figma Config'den bir gün sonra da biz kanvas olarak bir tasarım buluşu, tasarımcı buluşması yaptık. E, acayip bir katılım vardı. Hı -hı. E, mekanı bayağı doldurduk yani ve e, hani Twitter tasarım camiasını diyeyim herhalde. Yarısı falan oradaydı. İstanbul'da olanlardan bahsediyorum. E ee, bayağı dolu dolu keyifli bir etkinlik oldu. Güzel sohbet muhabbet de oldu. Yani bir de Türkiye'de farklı farklı UX takımlarının, farklı şirketlerin UX takımlarının e, önemli bir kısmı da oradaydı. Birçok da yeni insan tanışmış oldum. Burada Canvas'ın öyle bir olayı var. Yani İstanbul'da e, yeni insan sayısı oran olarak daha az. Ama Canvas'ta yani her etkinliğin yarısı neredeyse yeni insan oluyor. E, bu da bizim açımızdan güzel bir şey. Hmm, önce konfi'yi biraz konuşalım istersen. Olur. Ben tabii merak ediyorum çünkü yani tooling ne kadar gelişiyor tasarım tarafında işler nasıl ilerliyor bile biliyorsun. Şimdi artık Figma VC backed bir şirket olduğu için VC backed şirketlerin hepsi AI konusunda koşturmacada olduklarından dolayı. Bir de zaten daha önceden işte bu Jordan Singer'dı galiba çocuğun ismi. Onun AI start-up'ını satın hmm. almışlardı bir milyon dolar gibi hmm, bir doğru. fiyata. Zaten böyle bir şey geleceğini biliyorduk az çok. E ee, event başladı. Bir kere zaten e, Wi-Fi gitmiş mekanda. İnsanları içeri alamamışlar çünkü pesten okuttukları için. Ha ondan mı ee, geç başladı? O yüzden yarım saat geç başladı ve başladığında da hala herkes girememişti salona. Millet internetten falan seyretmiş. yani kapıda. Mekanda öyle bir e, aksaklık olmuş. Halbuki orası şey. event başladı. E yani CEO sanki sabah hazırlamış gibi bir sunumu. Maalesef hmm. çok kötü bir sunum yapma becerisi kendisini. ders alması konusunda telkinde bulunuyorum. Baya kötüydü. Çok tekledi. Çok ığladı, uğladı. İşte yapmaya çalıştığı yapamadı. Sonra işte Figma dosyasını şey yaptı. Yukarıda URL gözüküyor. Web browser'dan açmış. Herkes giriyordu aynen Millet oradan herkes istek atmaya başladı. Böyle yüzlerce insan. Onları kapatmaya çalışıyor bir tek tek. Ya bırak Sal gitsin ya değil mi? İstediği kadar yansın orada. Kafayı taktı ona sürekli onları kapatmaya çalışıyor falan. O onun odanı iyice dağıttı. Ne anlattığını falan unuttu bir ara böyle. Sonra işte bir otel demos demosu yaparken demo patladı. Yani yapmak istediği şeyleri yapmadı figma falan. Hmm. Çok amatörce biliyorsunuz biz Apple'ın işte sunum şeyini işte son iki hafta her gün çalışıyorlar. 50 tane tekrar yapıyorlar falan diye konuşuyoruz. Gerçi artık onlar da videoya geçtiler ama eskiden böyleydi. Yani onun tam zıttı yani hiç neredeyse hiç çalışılmamış bir sunu e, sunum gibiydi ki arada da işte belli feature'ları tanıtırken ürün yöneticilerini çağırdı. işte o konuyu anlatsınlar diye. Mesela onun hepsi başarılı anlattılar yani ama bu CEO olan elemanda e, baya bir sıkıntı ya, var. Belki yani. şey olmuştur abi hani CEO'yum ben, benim ihtiyacım yok diye düşünmüş olabilir de abi yani bir ben onu diyecektim. Bu sunumu yaptıkları yerde Apple'ın önceki sunumlarını yaptığı yerde şeyden önce Apple Park'ta. Abi yapamıyorsan aşk adam tut. Değil mi? Aynen. Yani hani Steve Jobs gibi bir adam bile oturup kaç kere tekrar ediyorsa abi yani bilmiyorum. <gülüyor> ya <gülüyor> hani bizim mesela teknasyon bir, şey bir de mesela orada? yeni event o ürün lansmanı yaptılar. Ee, Yekta Kopan sundu yani anladın mı? Şimdi bizim CEO da sunabilir tabii ki. O da anlatabilir ama orada usta bir anlatıcının olması başka bir şey yani hani Hı. eğer sen o kadar iyi değilsen anlatamıyorsan ya da 50 defa çalışacak şeyin yoksa vaktin yoksa sunuma o zaman tut bir tane usta birisini gelsin çıksın anlatsın yani ama abi yani sen de CEO'san en önemli işin bu değil mi zaten yani hani... bir de milyar dolarlarca para kalmış edoba al alamamış sana... <laughs> değil mi? Bedava adam, yani bir dünya para yani. almışsın yani anladın bedava <laughs> havadan para almışsın <laughs> tut bir tane adam ya e Xbox falan da öyle yapıyor yani Xbox'un CEO'su falan coaching. çıkıyor. Ha. Hoş geldiniz, hoş geldiniz diyor ama sonra mesela böyle canlı event'ler oluyor. Developer'larla konuşuyor falan. Orada hep böyle meşhur podcaster'lar, işte hitabeti kuvvetli adamlar falan çıkıyorlar yani. E, yap Neyse sunumu çok daha fazla eleştirmeyeceğim. İven Özelliklere geçelim. Eee UI yeniledik demişler. Süreye anama muhteşem değişimi. <laughs> e, panelleri yerinden kopartmışlar ve birazcık daha işte reorder getirmişler. Yukarıdaki vardı aşağı etmiş. Biraz daha böyle eee nasıl diyeyim? Fikçeme benzemiş sanki biraz. Çok developer'ın tasarladığı bir uygulama gibi diye Figma. Hmm. Onu biraz daha tasarımcı ile değmiş gibi olmuş açıkçası. Ama hani uf Figma'da ne değişti falan diyecek bir durum açıkçası yok. Ee, ama güzel tabii nice to have bir şey. Ee, onun dışında dev modda bayağı bir şey duyurdular. Dev mod konusunda zaten duyurmak zorundalar. Ben de bekliyordum dev modda bir şeyler duyuracaklarını. Çünkü 25 dolar istiyorlar. Yani o parayı bir şekilde justify etmeleri lazım. Karşı tarafı ikna etmeleri lazım. Şu an hiç ikna edici değil. O yüzden işte Code Connect falan gibi zaten daha önceden e, betasını çıkarttıkları şeyleri gösterdiler. O da ne yapıyorsun? Sen yazdığın kodu e, Figma'nın kütüphanesini ekleyip Figma'da işaretleme yapıyorsun. Figma oradan çekip eşliyor senin koduna. Böylece işte developer girdiğinde senin kodunda hangi komponenti çağıracağını, hangi parametre çağıracağını falan biliyor ve parametrelerle oynayıp direkt Figma üzerinden sonuçları görebiliyor gibi bir yapısı var. E, bu çok... E, güzel bir özellik ama hala 25 dolar developer başına çok kazık yani. Onu artık muhtemelen büyük enterprise'lara falan satıyorlar. Çünkü biliyorsun yani designer sayısı her zaman developer oranla çok daha düşüktür. Tamam. Ee, developer daha çoktur yani şirketlerde. İşte 6-7 developer'a bir designer falan düşüyordu. Düşüyor. işte o 25 dolar biraz yani şirketler için de çok gereksiz pahalı. Ya orada abi genelde bir tane hesap açıyorlar. Bir tane developer hesabı açıyorlar. Şifre paylaşıyorlar açıkçası yani. Yapılan şey genelde oluyor. Abi o zaman yani ona göre bir çözüm bulsunlar yani madem öyle bir şey yapılıyor. Neyse çok da fazla böyle aşırı hatırlamıyorum. Eğer kısımlarını daha iyi hatırlıyorum çünkü beni en çok kızdıran taraf o taraf olduğu için. Slides getirdiler. O en son. Hemen. O en son tanıttılar onu. Onun dışında düşünüyorum. İşte bu daha önceden getirdikleri şeylere baya bir millet coştu. İşte 3 tane track oyunca separator falan yapıyor. Page Eskiden böyle fake page'ler açıyordun hmm. figmanın içerisinde bölebilmek için dosya hmm. yapısını onları getirmişlerdi zaten onları bir işte söyleyince millet bir coştu sonra işte AI tarafına geçtiler asıl şeyimiz işte AI dev modu bayağı bir detaylı anlattılar ondan sonra da AI tarafına geçtiler. İşte AI tarafında da birkaç tane demo yaptılar. Bazıları bence kullanışlı. Bazıları burada dışarıda bir drift atıyor galiba bizde. sesi <laughs> geliyor mu da. Geldi. Ee, aynen. Yakınımız Fikirtepe olunca böyle şeyler olabiliyor. Kusura bakmayın. <gülüyor> <gülüyor> ee, yani. Bu e, AI tarafında şeyler diyorlar. İşte ilk başta Mac Design diye bir şey diyorlar. Onunla girdiler. Bence hata yani. Bence öyle bir özelliğin olması da hata. Neymişti? Tasarımcı tıkanıyormuş da tasarım yaparken tıkanıklığı açmak için işte bana işte bilmem ne web sitesi diye. Bir de orada da hakikaten çok kötü bir örnek. Yani şairda bir mimar sitesi uydur falan dedi. Böyle çok kötü bir örnek. Görselleri otomatik cennet dediği ne çıkacağını bilmiyorum ben de falan filan diyor. Rezalet görseller falan. Yani o mu seni kickstart ediyor? O zaman yani bilmiyorum tasarımcılık yeteneklerini birazcık sanki sorgulaman gerekiyormuş gibi geliyor. Ee, eğer o kadar tıkanıyorsan yani. Yani ee, Bilmiyorum bana çok şey geliyor yani ama böyle full dedike bir tasarımcı belki daha iyi açıklayabilir. Ee, ya da bana böyle bir app yap falan diyor ki sonradan zaten bir de skandal oldu. Hani weather app'i yap diyorsun. Ne kadar parametre verirsen ver. Apple'ın weather app'inin aynısını yapıyor sana. Çünkü 3 tane app'te falan train etmişler muhtemelen uygulamayı. E o yüzden disable ee, ettiler o özelliği. Şimdi. Evet o özelliği şimdilik kapattılar. Bu arada yani bu AI ile ilgili böyle iddialı bir şekilde çıkan bütün ürünlerin bir noktada patlayıp tekrardan özellikleri kapatması da e, hatta Halil şey yazmış Seyfettin aklı çıkarmak için her şey <laughs> <laughs> startuplar diye e, böyle bir taraf vardı ama mesela şey kısımları güzeldi işte mesela bu uygulama Almanca'da nasıl gözükür diyorsun hemen ama sana machine translation'a şey yapıyor bir de otel hayat desteklediği için eğer düzgün bir şekilde otel hayat kurallarını verirsen hani şeyde esniyor kendisini esnetiyor arayüz ...hani sonuçları görüyorsun. O bence hoştu. Ee, onun dışında layer'ları isimlendirme yapıyor. Hmm. Orada işte too good to be true ...o demo yani. Neye göre nasıl isimlendiriyor? Her şeyi doğru yapıyor mu? Ben bütün layer'ları tek tek kontrol edeceksem ki zaten böyle yüzün üzerinde falan layer seçince "Rename deyince çok fazla seçtim falan" deyip işte bunu böyle parçalara böyle... falan diyormuş. Bunun hmm. ee, onun gibi bir taraf var. İşte ve böyle afaki bir çizimle böyle bir ikon lazım bana falan diyorsun. Sana oradan ikon generate ediyor gibi şeyler var. Tabi burada işte ne kadar telife görüyor, neyle tren ediyorlar datayı vesaire soruları benim kafamda oluşmuşken şey dedi. Biz sizin tasarımlarınızla tren edeceğiz bu e, AI falan filan dedi. İşte bu dedi otomatik olarak açık gelecek ayar olarak. Sonra siz isterseniz kapatabileceksiniz dedi ki bence çok büyük fiyasko. Ya ben niye tasarım olması var? lazım? Tam tersi olması lazım. Kapalı olması lazım. Özellikle açmam lazım. Mesela komüniteye ben bir dosya paylaşırsam o dosyayı tren etmek için kullanacak mı, orada mecbur tutacak mı bilmiyorum şu an. Detaylı araştırmadım. Çünkü Figma kız çok da umurumda değil benim. Yani biliyorsun bu işte 7 Ekim olaylarından sonra kendisi de Netanyahu fan, tweetleyip soykırım destekleyince o e, sunum yapamayan arkadaş. E, keşke sunum yapmaya odaklansaymış bu tarz şeylerle uğraşmaktansa. E ben anlamıyorum abi yani bir şirket CEO'su niye böyle bir şey topa girer ki. Senin çünkü dünyanın her ülkesinden tamam. her kesiminden, her görüşten müşterin var ya yani CEO olarak bu toplara hiç girmemen lazım yani. Ya sen git arkadan ne bileyim İsrail'e 2 milyon dolar bağış yap tamam mı? Kimin haberi olacak zaten yani. Ama gidip de Twitter'da Netanyahu'yu da retweetleme yani. Hiç hoş bir şey değildi yani. Ee, geri de çekmedi sonradan. Sonra e, yavaş yavaş işte kaldırdı falan böyle bir tweetleri bir şeyler yaptı. Ee, ne diyordum ben? Ya işte o yüzden Ay, çok yani. da Figma'ya bir şeyim yok yani. Hani ben zaten bütün kişisel projelerimi olaydan sonra Sketch'e geçirdim. Hı -hı. Ee, çok da yanlış bir karar olmadığını düşünüyorum. Sketch de gayet e, yeterli bir araç olarak görüyorum. Bir de Apple birçok template'ini Sketch'te çıkartıyor. Figma'da hepsini çıkartmıyor. Eee öyle bir eksik var. Sketch'te library diye bir özellik var. Direkt işte Apple direkt iOS library diye çıkartıyor ve sen sadece library kurduktan sonra update'e basıyorsun. Yani iOS 18 hmm. çıkınca güncelleme geldi diye bildirim geliyor geçti Basıyorsun direkt iOS 18 versiyonlarıyla güncelleniyor. Onun aynısını şimdi Figma'da direkt oradan araklamış, aynısını getirmiş. iOS ve Android'in direkt şeyleri, dizayn kitleri hazır bir şekilde geliyor içeride. O özelliği atlamıştım o yüzden anlatayım dedim. Ama neticede AI tarafında bilmiyorum yani bu konuyu zaten daha önceden çok konuştuk. Yani insanları tembelleştirecek diye. E, tasarımcılar zaten yani benim daha önceden de yani çalıştığım e, kariyerimde gördüğüm kadarıyla yani tasarımcılar bizim Amerika'da Avrupa'daki e, takip ettiğimiz tasarımcılar seviyesinde değil. Ya da o seviyedeler sunum yapma konularında çok zayıflar. Yani yaptıkları işi anlatma konusunda zayıflar. E, ya da işte tasarımları belki iyi yapıyorlar. Development ekibi iyi e, geliştiremiyor. Ama bu da yine bence tasarımcının suçu. Onu da söyleyeyim. E, Burada şey olarak algılanmasın. Yani bu adam developer da tasarımcılara laf atıyor diye algılanmasın. E, bununla ilgili benim zaten handoff sunumumda detaylı anlatımlar var. Orada ben şunu demeye çalışıyorum. Yazılımcı ekibini iyi tanımazsa tasarım ekibi. O zaman uçup kaçtığı zaman neticesi kötü oluyor. Niye? Çünkü yazılım ekibi o kalibrede değil. Hı hı. Ne yapıyor? Onları uydurmaya çalışıyor. Kafasına göre bir şeyler yapıyor. Bir de iletişimsizlik varsa ki Türkiye'deki şirketlerin çoğunda olan bir sıkıntı iletişimsizlik. Bu sefer ne oluyor? Yarım yamalak iş çıkıyor. Bunu çıkmamız lazım falan diyorlar. Hem tasarımcı mutsuz oluyor hem yazılımcı ...mutsuz oluyor ve birbirleriyle kavga ediyorlar... ...o anlamda söylüyorum yani... eks tasarımcılar yapamıyor anlamında değil... ...o yüzden... E, ...bilmiyorum yani... ...bana çok bir şey gibi gelmedi... ...zaten... E, ...birçok konuda eksik olduğunu düşündüğüm bir... E, güruhun iyice tembelleştirecekmiş gibi... ...geliyor... Hı. ...bir de mesela şey buna... ...bunun nasıl kullanılacağını da az çok kestirebiliyorum... ...şimdi yani böyle e, daha yeni yetme... ...ya da ne bileyim işte nasıl diyeyim, estetik zevkin daha düşük olduğu ülkelerdeki tasarımcılar bununla mesela Mac Design'de bir sürü tasarım yapıp işte Dribbble'ı, Mirabelle'ı her tarafı kirletecekler yani. Ee, yani Çünkü AI ile jenerit, kolayca jenerate edebildiğim bir şey. Üretimi kolay şeyler her zaman e, bu tarz sonuçlara yer ve interneti bir çöplüğe çeviriyor. Ben çok iyi olacağını düşünmüyorum. Zaten iyi tasarımcı nereden başlayacağını en azından nasıl bir iterasyondan geçireceğini yapacağı işleri bilir. Ya yani ben ...usta tasarımcıları falan seyrediyorum... ...mesela bu... E, ...adamın ismini şimdi hatırlamıyorum da... ...kitabı var arkada hatta... E, ...Aaron... ...neyse gelecek aklıma ismi... E, ...logo falan tasarlayan bir abimiz var... Hı -hı. E, ...meşhur... E, ...bu mesela ...nasıl çalıştığını mesela anlatıyor... Adamın aklına mesela birkaç tane fikir geliyor. Hemen oturuyor Illustrator'da bir tanesini çiziyor. Hemen duplicate ediyor. Onu modifiye ediyor. Bir tane daha duplicate ediyor. Onu modifiye ediyor. Bir varyasyon daha çıkarıyor. Bir varyasyon. Herif 50 tane varyasyon çıkar. Aaron Draplin. Ee, varyasyon çıkartıyor 50 tane. Sonra mesela bunun önünde 40 tanesi olmadı diyor. Güzel olmadı diyor. Benim istediğim gibi olmadı diyor. Onları bir kenara atıyor. O 10 tane odaklanıyor. Onlardan bir iki ilk tanesi iyileştiriyor. Bunu iyileştiriyor falan. Adam hiç tıkanıklık falan yaşamıyor. Zart diye başlıyor falan aklına birkaç tane fikir geliyor. Uygulamaya başlıyor. Tabii ki kreatif proses bu kadar streamline bir şey diye hemen aklına gelmeyebilir ama hani oturup bir şeyler yapmaya başladığında da aslında o şeyler açılıyor. Çakralar açılıyor. O yüzden o make design mesela bana çok mantıksız geldi. Hı hı. Ama hani yine tabii karşıt yorumlar vardır abi işte çok tıkanıyoruz bilmem ne yardımcı olur o konularda vesaire diye. Ya ben öyle olunca açıyor yani hani ilham alacağım şeylere bakmaya çalışıyorum. Oturuyorum bir uygulama geliştiriyorsam Aratıyorum mesela App Store'da, bakıyorum ya da işte şu bir tane web sitesi vardı, hep InVision diye isim geliyor da, InVision değil, Singapurlu bir tane şey, bütün böyle uygulamaların ekran görüntüsünü alıyorlar. Hı hı. Neydi uygulamanın adı ya? Web sitesi, orada tabii gene paralel bir şey yapıyorsun, mesela atıyorum onboarding flow'u mu tasarlayacaksın abi, onboarding hı hı. diye aratıyorsun... İşte Uber'in sana onboarding flow'unu göstertiyor. Ondan sonra işte bilmem ne Apple uygulamasının onboarding flow'unu gösterdi. Yani oradan şeyler alabiliyorsun aslında, fikirler alabiliyorsun ki o bence daha iyi bir şey çünkü en azından biliyorsun bunlar hani tasarlanmış, kullanılmış hep bak, bak aklıma gelmiyor uygulama. Neyse gelirse şey yaparım paylaşırım. O zaman hani bence daha iyi oluyormuş gibi geliyor. Yani hani Orada sana... iki tane var. Bir patterns var bir de mobin var. Mobin mobin yaşa mobin. Mobin aynen. Benim orada şey tasarımcı arkadaşım da çalışıyor. Ya yani oradaki mesela şeyler bana çok daha mantıklı geliyor. İşte flow'larına bakabiliyorsun. Renkle filtreleme yapabiliyorsun. Uygulamanın türüne göre mesela işte travel uygulaması, traveling uygulaması yapacaksın onu atıyorsun onlar geliyor. Al abi yani sana fikir alıyorsan eğer böyle ilham 8 dolar mı ne bu arada aylık pahalı bir şey ama evet ilham için güzel bir şey. Ya yani aynen bir tane alırsın abi şirkette kullanırsanız herkes çünkü orada abi dediğim gibi yani insanların üzerine oturup düşünüp bir şeyler çıkarttıklarından ötürü ve orada hani kullanıcılar Uber gibi bir şey tasarlıyorsa insanlar ya da işte Apple bir şey tasarlıyorsa senin ona yakın bir şey yapman hani insanların çünkü sen var olan davranışlarını kullanıyorsun daha kolay adap bulmalarını sağlıyor bazı şeylerde. Hani onu kullanmak sanki bana daha şeymiş gibi geliyor mantıklıymış gibi geliyor. Bu AI ile hı hı. yapılan şeyden çıktıdan sonra çıktıdan ziyade hani şey biraz mantıklı işte placeholder text oluşturmak için uygulamada. bu Ya da işte ama bunlar için hep pluginler vardı diye hatırlıyorum. Yani işte profil fotoğrafı oluşturmak istiyorsan pluginle çat diye bir profil fotoğrafı oluşturabiliyorsun. Ya da işte bir Lorem Ipsum text oluşturmak istiyorsan şeyde ben mesela sunumda, vardı. sunumda mesela işte ne limonlu kek şeyi e, böyle yemek tarifi Görsene, uygulaması ha. vardı. Oraya açıklama yazdırtacak. Yazdı bir daha yazdı bir daha yazdı. Yok yani hani yayın ürettiği çıktı. Çok kötü. Yani tam bir Açıklama burada demo da hadi tam demo bir çok yağlayıp ballıyorsunuz da bu kadar da realistik dem olmaz yani. <gülüyor> <gülüyor> Seni Çünkü onu ikna etmen lazım insanlar Tabii. seyircileri. Tabii. Seyirciler böyle bakıyorlar adam yapıyor yapıyor olmuyor falan. Aynen. Neyse bunu ya, diyor geçelim Ama falan. orada mesela ben onu, ona gene şaşırdım mesela şeydi sen hatırlarsa muhtemelen Steve absin demolarını şey böyle bir standın önüne gider. Hı -hı. iPhone orada masadan alır şey yapar ya. Masasının üzerinde her zaman böyle ufak bir booklet tarzı bir şey olur. Oradan Hı -hı. mesela hani ne yapacağı adım adım yazılıdır. Sadece of şeyleri flow'u takip eder. Hani önce işte fotoğraf uygulamasını aç, ondan sonra işte şunun aramasını yap falan Çünkü falan hazır olmayasın o zamana kadar sırf o sunum için o Happy Pet'i yapıyorlar Aynen. demo için. Aynen. Sonra e, betalar e, release'e çıkana kadar arka tarafı düzeltiyorlardı. Aynen. Yani hani o, o tarz bir hazırlanma olmasa en azından hani sunumun böyle şeysiz, kusursuz pürüzsüz olmasını bence sağlarmış gibi geliyor ama yani garip geliyor bana açıkçası. Hani bir de hani kaç bin kişi seyrediyor, kaç bin online kişi de bile deli gibi insan online izleyen yani. var. Ya birazdan o sanki ona saygısızlıkmış gibi geliyor yani hazırlanmaması. Evet son olarak da hani AI tarafını şey yaptık biraz gömdük ama son olarak da Figma Slides yani ben bu sunumu Figma Slides'de hazırladım deyip bir şey yaptı. Onun için ayrı bir product takımı kurmuşlar. Figma üzerinden direkt bir keynote vari bir arayüzle slide oluşturabiliyorsun ve o slide'ları bayağı Figma arayüzüyle tasarlayabiliyorsun. Hatta işte Figma'daki prototipleri ya da işte videoları vesaire slaytların içerisine embed edebiliyorsun ve böylece orada dinamik bir şekilde hatta işte link paylaştığın zaman birisi bağlanıp da o prototiplerle oynayabiliyor. Hı <laughs> ee, hani müşteriye falan gösterirken bak bununla oynayabilirsin falan gibi şeyler diyebiliyorsun. Ee, ben az önce de söyledim yani tasarımcıların yani işi yaptığı yaptığı iş kadar sunumu da yapmaları gerekiyor. Mesela benim de eksik olduğum taraflardan bir tanesi daha önceden tasarladığım uygulamalar var ama hiçbirisini anlattım ne sundum. Şimdi onu sunamadıktan sonra istediğin kadar yap yani tasarımı o yüzden o sunum becerisi de bence tasarımcının olmaz olmaz özelliklerinden bir tanesi. O konuda bir ürün geliştirmeleri de tabii, tabii ki araştırma sonucu çıkmıştır muhtemelen. Ki zaten şey dediler, bilmem kaç milyon tane sunum yapılmış, slayt slide hazırlanmış Figma'da falan diye. O datayı da nasıl alıyorlar bilmiyorum da. <gülüyor> <gülüyor> onu da söylediler. ama tabii şimdi bu çok böyle VC-backed bir firma olduğu için dediğimiz gibi yani burada privacy falan konularında biraz şey yani dikkatsiz davranan bir firma gibi geliyor bana Figma yani o istatistik bile beni bir tedirgin etti yani sen nereden biliyorsun bu kadar tamam. milyon slide hazırlandığını diye düşünüyorum tamamen cloud based ve connect bir şey olması da yine aynı şekilde sıkıntılı bir de Figma'nın file formatı closed yani herhangi bir şekilde file formatın iç, iç kısımlarını okuyamıyorsun hmm. nasıl bir file format yapısı var onu falan da bilmiyorsun yani sonradan o tasarımları aktarmak da çok kolay bir şey değil. In. Ee, ki bunların hepsine karşılık olarak Sketch'te hem Open File Format var. Yani File Format Open Source. Onu görüntüleyebiliyorsun. Native Mac App olması yine ayrı bir e, bence benefit. Mac kullandığım için benefit. Ee, bunun gibi artıları var. Tabii özellik olarak Figma daha da hani parası da daha fazla bir firma olduğu için birçok konuda özellik olarak ileride olabilir ama Sketch'in de e, tasarım yapmaya engel olmayan bir program olduğunu söyleyebilirim yani. Ben de kaç aydır kullanıyorum. Bizim o farklı düşünün şeylerin coverlarını falan hep ben hmm. şeyde yapıyorum. Sen Figma'da yapıyorsun galiba ama ben e, Sketch'te yapıyorum onları. İstersen atayım sana davet. Sketch tamam Sketch ya. Yok ben ediyorum para işte. Ha. O yüzden Cloud'da direkt ekleyebilir misiniz? Sıkıntı yok yani. Sıkıntı Olabilir. Cloud'da. Ya şeyde mesela bak Slides'da birkaç tane fikir benim hoşuma gitti. O dediğin gibi embed olayı güzel. Evet. Ee, hani bir daha bir daha slayda gidip bir şey değiştirmen gerekmiyor. Çünkü normalde atıyorum screenshot falan koyuyorlar. Aa screenshot da sonra bir bakıyorsun orada typo varmış. Typo'yu fix diyorsun. O baba bir daha screenshot alman gerekiyor. Bir daha eklemen gerekiyor. Evet. Hani direkt prototipi koyunca sen değiştirdiğin an değişiyor. O güzel olmuş. Bir de şeyle slaytları gruplaması o da güzel bir özellik olmuş. Yani sen işte atıyorum ne bileyim Apple Keynote'unda işte iPhone sunumu, Mac sunumu falan diye hani grup yapabiliyorsun. Onu Keynote'da yapabiliyorsun. Yapabiliyor bari. musun? Ben belki evet. o kadar nesting büyük... var slaytlarda. Aa ben o kadar büyük şey yapmadığım için, sunum yapmadığım için belki e, o şeyi kaçırmış olabilirim. Ama yani ben mesela dedim "Aa güzelmiş falan filan" dedim. Onun üstüne dedi ki "Ayda 10 dolar mı, 5 dolar mı? Bunun için de para ödeyeceksiniz." dedi. Ben orada ya yani... Ya ödenir bu arada. Ödenir de şimdi dev mod 25. Figma'nın kendisini bilmem ne. diye bir şey yaptın. Brainstorming tool'u. O da 5. Ve adam başı 5. Aynen. Ee, mesela Koltuk skeçli şey var. Aynen. Hacım aydan aya para ödemek istemiyor musun? Ver 150 dolar. 100 dolar neyse. Ee, Standalone lisans al. Hani 2 yıl sana update'leri bedava verelim. ama işte cloud based yani collaboration tool'ları falan olmuyor içinde. Sadece bir Mac'te one user seat alıyorsun. Ama senin oluyor yani yazılım. Tamam. Ee, i̇şte iki sonraki major update'e kadar da şey veriyorsun, sana. Update veriyor. Ee, bu daha bence adil bir e, şey yapısı. Bir de işte internet gitti mi falan mesela fig internet figmanın serverları çöküyor. Bayağı tasarımcılar kapatıp gidiyorlar kahve içmeye gidiyorlar yani. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü hiçbir şey çalışmıyor yani. Offline modu düzgün çalışmıyor zaten. Ee, Sketch daha iyi demiyorum. Ama iyi bir alternatif diye onu ayrıyetten söyleyebilirim. <laughs> bence ya, ya bence ee, abi işte bu fiyatlamada Figma'ya da çok alıştım bu arada o da ayrı mesele yani kolay olmadı benim için bırakmak. Hmm. Ama sketch'te yani şey değil. Üzmedi yani. Aynen. Ya ben bu bir tek fiyatlamada çok şeyim. Takılıyım. Yani bir de bazı şeyleri mesela slides abi yap belki kullanılır satıyorum gene bir limit koy. Ondan sonra atıyorum şey yap. Yani fiyat koy. Çünkü senin dediğin gibi yani mesela işte kaç büyük şirketlerde 600 kişi falan böyle hani bir iş şeyi falan dekleyince yazılımcıyı falan dekleyince baya böyle yılda 50 bin euro 60 bin euro Figma lisansına para veriyorsun çok paraymış gibi geliyor bilmiyorum belki ben benim bütçem çok düşük diye mi bana öyle şey geliyor da yani hani burada şey yapamaz kimse ben sanmıyorum ya bilgisayarında zaten keynote var bir de insanlar ya benim gördüğüm şirketler ya Microsoft Office şeyini kullanıyor 365'i kullanıyor ya Google'ın workspace'ini kullanıyor Şimdi de Proton kendi o da şeyleri Google Docs benzeri bir şey çıkartmış. Orada da gerçi eleştiriyorlar. Sen önce var olan uygulamalarını iyi yap ondan sonra git yeni senekle. Ama orada da gene muhtemelen evet. bir yatırım var. Farklı ürünler geliştirmek zorundalar. Hani ya bunları kullanıyorlar o yüzden de gidip kimse gidip ekstradan ya işte biz ya Figma'da slide yapalım deyince ya gel sana bir de onun lisansını alayım. Kimse demiyor çünkü büyük şirketlerde çünkü amaçları büyük şirketlere satmak. Yani bunları veya böyle şey yapmaların gerekiyor. Sen gidip tek bir kişi olarak, tasarımcı olarak alamıyorsun. Ya da bir ekip olarak bile alamıyorsun. Hani şirketin kendisinin karar vermesi gerekiyor. O yüzden ben çok şey bulamadım açıkçası. Yani hani alınabilitesi yokmuş gibi geldi bana. Benim Figma'nın en çok sevdiğim özelliği community özelliği. Yani hmm. insanlar... ben de işime ve... bayağı. <laughs> yani, yani işime yaramadan ziyade mesela ben de bir şeyler paylaşıyorum orada. Hmm. İşte şey yaptım. Bayağı bir şeyi vardı. X, Mac Macos file template diye bir şey yaptım. Bu işte müzik dosyasıdır ne bileyim resim dosyasıdır falan ortasında bir ikon altında bir yazı oluyor ya hmm. file template'leri macOS'ta. Hmm. Onun template'ini Apple yapmamış. Yok yani. Ee, ben de oturdum Figma'da aynı ikonu birebir Shadow'un parametrelerine kadar replike edip çıkarttım fontuna kadar. Sonra onu paylaştım. Sonra baktım böyle bayağı bir 100 200 300 neyse klonlanmış yani dosya. O açıdan mesela birilerine faydalı olmak açısından güzel bir şey. Senin modele kullanmıştır train etmek için muhtemelen. Kullansın. Sorarım birini Figma'ya açıp bana bir Mac ikonu tasarlar mısın diye. Oradan direkt belli olur zaten. Bir tek beninki var çünkü. Başka yok. <gülüyor> <gülüyor> Oradan bakarız alırız. Güzel bir şey olabilir hakikaten bu. Test yani test i̇nşalama şey, sistem olabilir. Çünkü, ama ona benzer bir şey dediler <laughs> diye hatırlıyorum. Yani biz komünitede public olan her şeyi train için kullandık dediler diye hatırlıyorum. Evet aslında bu konuya biraz değinebiliriz. Yani bu AI işinin başındaki insanlar hani ben erişebiliyorsam e, kamu malıdır gibi bir kafaya şey sen bana geçen Mustafa Süleyman'ın Microsoft'ta e, şimdi. Aynen yani bir şey internette ise biz onu istediğimiz gibi tren etmek için kullanırız gibisinden bir kafası çok, var. Şey demesi çok beni şaşırdı. Robots.txt file var ya aslında sen Hı -hı. orada botlara şey diyorsun şunları şunlara bakma gibisinden bir şey diyorsun. Hı -hı. O bile grey'e. Bu yere, bakma diyorsun. Aynen Hı -hı. o bile grey'e alan dedi yani. Ben ona çok şaşırdım. İşte böyle e, önünde hiç engel tanımayan adamlar bizi bitirecek yani ben öyle görüyorum yani bu ne nasıl bir hırs yani bu bu e da ne olacak yani <laughs> ya hakikaten gene iyi yaklaştı bence konu çünkü ben de onu ne ne yani amacın ne abi ya dünyayı böyle geçirmek istiyorsun ne yapmak ya insanla istiyorsun İnsanlar faydalı olmaksa yani bunun zararlarını hiç düşünmüyorsun demektir ki o coming wave'i daha hala okumadım ben o adamın hmm. kitabını ama o birazcık daha böyle governmental taraftan falan bakıyormuş işe. Ee, sanki de, zaten galiba Biden'ın fan danışmanlığında mıymış bir şey miymiş ya da oraya, o niyetim var yani biliyorsun bazen böyle adamın ajandası olur yani kitabı sırf onun için yazar. Hmm. Yani bak ben bu konu hakkında bilgi sahibiyim ben işte danışman olarak alın falan gibisinden. Gerçi çok da popüler bir kitap oldu şimdi okumadan da görmek istemiyorum da. Ee, Türkiye'de gelmiş bu arada Remziler'de falan görüyorum Remzi hmm. kitap evlerinde satılıyor. Ee, yani bir, bir garip geliyor yani Bilmem, insanla çok değiştirecek her yani şey hevesi var. O kesinlikle belli yani hani işte bir personal computer bulunduğunda çok büyük bir devrim oldu ya. Hmm. Sonra bir de mobile phone bulundu. Hani bir sonraki devrimi biz işte sebep alalım, hırsı var yani. Onu görüyorum yani. Sam altmanda da benzer şeyi görüyorum. Ee, bu tarz böyle AI yarışında olan insanlarda onu görüyorum çünkü bir next next big thing sanki buymuş gibi ee, görüyorlar ve hep, hep o şekilde yorumluyorlar. Ee, Bilmiyorum bakalım yani bana çok manansız geliyor. Hı hı. Bir de hakikaten yani ben bunu söylediğim zaman bana çok kızıyorlar ama hakikaten düzgün çalışmıyor şu an ya yani. Ona ben de katılıyorum. Şu nedenle ben işte dedim ya geçen bölümde bir tane web sitesi yapmaya başladım işte bir tane Alman emekli kişiye hı hı. kitapları için. Ya orada mesela işte kitabın şeyinde kendileri bir tane logo çizmişler. O bu kalemon logosundan bahsediyorum. Ya hani onu kullanır mısın dedi. Tamam kullanacağım ama şey yani bir tane JPEG attı. O da muhtemelen fotoğrafını mı çekmiş kitaptan artık yani. Hani ben kullanamam yani onu o haliyle. JPEG dosya. Mecburen hani onu vektörel halinde çizmem gerekiyor ki işte SVG dosyası yapayım o şekilde kullanayım. Baya hoş gözüksün ya da işte şeyden fark etmesin sayfanın ya da işte çözünürlüğüne göre. Yani bir sürü insanlar şey internette arattım. Hadi bakayım yani AI AI diyorlar. Bakayım işte bilmem vektör AI Vectorizer var. var ha, bilmem ne AI var. Şu AI bu AI. Tamam tamam abi hepsini denedim. Yok abi. Deniyorsun mesela. Figma'da pluginler var. Ee, ama plugin'i bir kullanıyorsun abi. Normalde hani belirli sen vektörel çizim de yapmışsındır. Belirli bir nokta sayısı olur değil mi? Yani böyle çok abes bir nokta Hı -hı. sayısı olmaz. Yani 150 tane nokta olmaz değil mi? Yani hani öyle bir şey. Evet evet smooth olması lazım. Aynen smooth olması lazım. Ama böyle o tool'ların çıkarttığı iş o kadar kötü. Renklendirmeleri o kadar kötü. Yani dedim ki yani hakikaten insanlar buna bir de para veriyor vermen gerekiyor. Çünkü sen şey yapıyorsun. Siteye giriyorsun vectorize'a. Vectorize diyorsun sana göstertiyor. Ama işte download etmek istiyorsan 10 dolar para ver diyor. Ne para abi, abi hem şey iyi değil yani tool çıktısı iyi değil hem üzerine para veriyorsun. Ben de oturdum abi bir gün. Ya yani bir saat iki saat zamanımı aldı belki ama bayağı oturdum. Şey ben böyle e, zamanında Adobe Illustrator'da öğrenmiştim ben. Bu vektörel çizim yapmasını. Yani nokta koyuyorsun. <laughs> bir tane böyle e, çizgi çekiyorsun. Ondan sonra onun açısını falan ayarlıyorsun. O tam şeye denk getirmek için. Aldım abi JPEG dosyasının üzerinden şey yapmaya başladım. Çizmeye başladım öyle. Çok da hani tatmin edici bir sonuç çıktı. Birebir aynı soru. Belki ufak tefek şeyler çok detaylı olmamıştır ama. Hani o şeylerin AI sistemlerinin verdiği çıktıdan çok daha iyi bir şey o sonuç ortaya çıktı. Arkadaşım bunu gösterdiğince o da şey yaptı. O da böyle biraz daha şey her şeye yay kullanan bir arkadaş var benim. O her, yani bayağı her şeyi gidip şeye soruyor. Çet çetipiye falan soruyor. Ben ne diyorum yani tatmin etmiyor beni hani. Ondan sonra o zaman o her de beni şeyle suçluyor. Ya işte seni çok sen işte perfectionist'sin. Değil abi. Yani hani sonuç iyi değil. Ben perfectionist olmak zorundayım ben. Ben yazılımcıyım ben mühendisim. Benim ya yaptığım o o. işin çok iyi çalışması lazım. Tamam Aynen. her şey kusursuz olmak zorunda değil ama sen kusursuz hedefleyeceksin. Elinden gelen en iyisini yapacaksın. Stabil olacak yaptığın için. Kesinlikle. Kesinlikle. Yaşlam işte orada da şey sanki hani demekmişsin ki Ya abi sen, de o göz yokmuş. Hani sen bu sefer deyince <laughs> insanlar da öyle yanlış anlayabiliyor ama yani hani bana güzel gözükmüyor hani verdiği çıktı dedim. Yani olması gereken şey bence biraz o, ya yani o noktaya ulaşmamış gibi geliyor bana. Bir de AI'dan da konuşmuşken hani farklı bir şey de konuşalım. Böyle bir bilgi de geldi artık haber de vardı. Biliyorsun Apple'ın OpenAI'la bir ortaklaşa iş yaptılar iOS 18 için. Orada tabii ki e, Apple hani bazı şartlar sunmuştu. İşte sen eee iOS'tan gelen istekleri şey yapmayacaksın, loklamayacaksın. E, ondan sonracığıma e, IP'leri tutmayacaksın vesaire gibisinde. Tabii bunun karşılığında da e, burada da bence şey bu işte leverage dedikleri. Ne kaldıraç değil mi? Yani Apple'ın <laughs> <laughs> nasıl muazzam bir kaldıraç gücü varsa, e, Phil şeyler bizim bu aslında zamanında worldwide Marketing. Marketing'deki Hı -hı. başında olan ama şimdi Apple Fellow olarak takılan ama benim bildiğim kadarıyla hala App Store'u kendisi şey yapıyor, yönetiyor. Onu e, şeye yönetim yönetim kurulu demek şey burada aynı yönetim kuruluna aldı ama hiçbir şekilde şey hakkı olmayacak yani hani veto hakkı olmayacak o hakkı olmayacak ama o toplantılarda yer alacak o da çok ilginç olacak çünkü aynı kurulda Microsoft'tan da insanlar var. Hani baya böyle <laughs> çok hani OpenAI'dan, Microsoft'tan ve Apple'dan yöneticilerin olduğu bir board olmuş oldu OpenAI için. Çok mutlu mudur sence o toplantılara gitmeye? Ya ben sanmıyorum. Küfürbaz Haydo gibi gidiyor olabilir. <gülüyor> 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 bence orada <Küfürbaz> ben sanmıyorum <laughs> ama orada şey bence bir dediğim gibi kaldıra Apple'ın yani bu leverage'ı yani nasıl güçlüyse hani sen bu sistemi entegre ediyorsun hiçbir şekilde para vermiyorsun. Muhtemelen hani söylenen o ki işte OpenAI orada premium satacak. ChatGPT'nin premium versiyonu işte 25 dolar mı ne veriyorsun yanlış hatırlamıyorsam. Ondan pay alacak çünkü şeyden dolayı gittiği için Apple'ın ödeme sisteminden geçeceği için. Oradan bir pay alacak. Bunun üzerine bir de hani yönetim kurulunda da kişisi olacak. Hani aynen hiç para vermeden hani bunları elde ediyor olması yani tamam hani Apple'ın bir Apple'lığı var ama <laughs> hala bu şekilde hani çok popüler olan bir startup'ın hatta yani hani bütün dünya yöneticileriyle birebir görüşme yapan bir startup'ın da Apple'a muhtaç oluyor olması ki onu göstertiyor. Bir milyara yakın aktif cihazı şey var. Ya. Yani. ya aynen o da var ama işte şey buradaki bence önemli olan. Öteki türlü şey de dersin abi Android'in de bir milyar daha, daha fazla cihazı var ama hani bir milyar cihazı var ve bu insanlar para harcayabilecek insanlar senin Tabii. uygulamaların için. Bence oradaki önemli nokta burası. Evet bakalım ben merak içerisindeyim yani e, bilgisayar partition mı yaparım ne yaparım bu Sequoia'yı bir kurup işte Xcode'daki falan mesela o machine learning işlerini bir denemek istiyorum açıkçası. Hmm. E, Gelirse. Daha gelmedi diye Geldi. Sequoia şu an Xcode'da kullanılıyor. Eğer Sequoia beta'yı kurarsan. Öyle mi? Evet, eee Xcode'daki code completion'ı konabilir. Swift assist daha yok ama e, code completion var. Ooymuş. Predictive code completion şu an on device çalışıyor. 16 GB RAM istiyor minimum. Onu tekrar altını çizelim. E, tamam, daha fazla AI konuşmaya gerek yok bence. İzlediklerimize yok, geçebiliriz ben de seyrettiğimden başlayayım Apple TV Plus'ta Sugar'ı seyrettim bir sezondu zaten muhtemelen ikinci sezon gelecek çünkü ikinci sezon gelecek gibi bitti çok da fazla spoiler vermek istemiyorum ama bir dedektif noir hikayesi gibi başlıyor hatta ufak tefek klişeler de var gibi ama tabi başrolü Colin Farrell abimizin olması diziyi gayet seyrettiriyor kayıp insanları bulan bir özel dedektif abimiz aslında bir tane de kız kayıp İki haftadır yok ortada. E, ünlü de bir Hollywood yönetmeninin, e, prodüserının torunu kendisi. E, torunun kayboldu diyor. E, Bu da tamam araştırayım diyor ve öyle başlıyor yani dizi. E, hatta işte kızın babasıyla konuşunca diyor ki yani benim kızım hep öyle ara ara gider. Zaten uyuşturucu bağımlısı kız. Ara ara gider kaybolur. iki üç hafta sonra parası bitince gelir falan diyor. Ondan sonra e, diyor bu kız diyor geliyormuştu niye beklemiyorsunuz falan diyor işte bu da dedesi de diyor ki normalde de gittiği zaman diyor babasından habersiz benden para isterdi ve sürekli görüşürdük biz onunla yani e, şey yapardık. Hmm. Bu sefer ne aradı ne sordu bu e, Hayır alamet değil falan diyor. Sonra hakikaten de böyle yani ilk bölümün başı zaten bu e, bu eleman böyle bakıyor kızın arabasını buluyor işte otoparkta bagajından ceset falan çıkıyor kızın <laughs> o ne kadar ilginç falan diyorsun. Sonra abi işte böyle dizi dedektif noir gibi gidiyor. Dizinin ortasında bir anda dizi janrı değiştiriyor. O kadar anlatayım. Daha fazlasını anlatmayayım. Ee, ama fena da olmamış yani. Şimdi seyredince de şey oldum yani. yani değişik, orijinal bir iş olmuş. Şey çok hoşuma gitti. Ya bu dedektif Noel hikayelerinde vardır. Max Payne oynadın mı sen? Yok. Max Payne oynamadın mı? Max Payne evet. de şöyledir yani. Dedektif mesela bir yerlere giderken kafasının içinden geçen düşünceleri böyle dış ses olarak verir. Yani hmm. Burada kan lekesi var. O zaman şöyle olmuş olabilir falan gibisinden böyle. Ee, birazcık da böyle edebi bir tarzda. O tarzı benimsemişler dizide. O yüzden adam mesela atıyorum işte bir tane bardağı kaldırıp bakıyor. adamın hangi düşüncesini sen ha. e, Colin evet. Farrell'ın sesinden duyuyorsun. Güzelmiş. Şeyde ee, de öyle yapıyordu. Sherlock Holmes'ta da. He, aynen. Filminde falan Şimdi da Bu dedektif şeylerin zaten klişesidir yani. Anlatım tarzıdır. Neyatif tarzıdır. O da benim çok hoşuma gitti açıkçası. Ee, sonradan işte dizi böyle 6. bölümden 7. bölümden sonra öyle bir yere doğru gidiyor ki yani ulan ne alaka falan diyorsun yani. Ama sonradan güzel toparlamışlar. Ee, i̇kinci sezonu herhalde çekilecekmiş. Eğer e, çok seyredildiyse muhtemelen çekerler diye düşünüyorum. Ee, hoşuma gitti yani. Orijinal bir iş. Ee, klişe bir iş gibi başlayıp sonradan çok orijinal bir tarafa doğru gidiyor. Ee, onu tavsiye edebilirim. Onun dışında Slow Horses'a başladım. Hımm. Daha birinci bölümü seyrettim. Ee, orada da tabii e, yani Gary Oldman abimiz diziyi Çok tek iyi. başına gerçekten şu buzdolabı sırtlayan abi var ya bir tane Wester <laughs> onun, onun gibi diziyi sırtlamış. Diğer oyuncular yani ortada mı? ama yani Gary Oldman gerçekten bambaşka Çok bir adam iyi. olmuş. O adam gerçekten kilo mu almış yoksa makyaj mı o onu bir anlayamadım. Kilo ee, almış diye biliyorum ben ya. ya çünkü o adam biliyorsun şeyde Leon'da falan cılız bir adamdı Yani ee, eğer kilo aldıysa bayağı meta oyunculuğu gibi bir şey yani ee, hoş tabii işte İstanbul muhabbeti falan da o dizide de geçiyor, ee, bol bol görüyorsun. Yani üçüncü sezonu se ben sevmiyorum. Yok birinci sezon ya. Bir birinci sezon, sezon bir birinci. birinci. Ben. Okay. Evet, hikayeyi bir anlamam lazım. Ee, değişik bir şey yani işte bu MI5'deki e, başarısız elemanları attıkları bir ofis var İngiltere'de. E, bunlar böyle angari işler falan yaparken bir tane eleman. Aslında başarılı olması beklenen bir eleman ama e, işte oradaki şeyleri e, eğitimde bir hata yapıyor. Dizinin başında. Hı hı. E, sonra da bir olayı için delil toplaması falan gerekirken olayı kendi üstüne alıyor gibi bir durum var. İlk bölümden öyle anladım yani. E, burnunu sokuyor yani MI5'in işine. E, Bakan nereye gidecek o da umarım güzel bir devam eder ama Apple dizileri genellikle şey oluyor, Belli bir kalitenin üzerinde oluyor yani. yani en kötü dizisi en kötü dizisi 6-6.5 ama genellikle diziler hep 7-7.5'ün üzerinde oluyor. O açılardan şey. Bu arada ben tabi Telegram grubuna yazdım. Geçen bölümde Argyle diye bir film bahsetmiştim. O filmi yani artık tabi çok geç seyreden seyretmiştir de yani seyretme planınız varsa seyretmeyebilirsiniz çünkü benim seyrettiğim yere kadar 7.5 olan film onun üzerinden. Benim seyrettiğim andan sonra öyle bir bozdu ki yani, yani Lost çok bozuluyordu ya Feyyaz Yiğit yani ondan da fena bu. Bir buçuk falan yani filmin ikinci yarısı. Ee, bilmiyorum ya sen baktın mı filme bir? Ben IMDB'de <laughs> puanına baktım. IMDB'de filme diyordum. baktın mı? <laughs> Yok filme bakmadım ben. Abi ben sen, işte, sen bahsettin. Ben sonra IMDB'yi açtım Abi işte... baktım. Işte... Ya dedim Allah Allah nasıl o kadar iyi mi falan diye. Orada bir baktım dört ondan sonra izlemedim. Ya bir de Matthew Vaughn çekiyor yani X-Men'in yönetmeni falan. Çok iyi yönetmen. Abi bu kızın yazdıkları falan gerçek oluyor. Ben biraz anlatayım yani. Filmin ortasından sonra böyle şey işte böyle renkli dumanların arasından dans ederek falan çıkıyorlar. Ya yani Böyle Bollywood filmine döndü yani film. O kadar kötü ki. Ya ne mantığı var diyorsun. Ne alaka falan filan. İşte o kadar saçma sapan bir film oldu of. ki. Yani buradan çok iyi yerlere gidebilir falan diyorsun böyle ortasına kadar. Hmm. Ee, yine ufak tefek çizgi şeyler falan filan var ama hani onlar böyle hoş de falan şey katmış derken bu kadar bozamaz ya. İnanılmaz saçmaydı yani. Ya yere böyle ya petrol dökülüyor. <laughs> tamam mı? Böyle burada filmde Brian Cranston'lar oynuyor. Ya yani o kadar acayip yıldızlar oynuyor ki filmde. Ee, yani Sam Rockwell falan oynuyor yani başrolde. Hmm. Kız e, diyor ki ben diyor paten kaymayı diyor hatırladım bir anda diyor. Kız hafızasını falan kaybetmiş. Yani saçma sapan bir hikayesi var. Neyse ayaklarının altında minik bıçaklar takıp o petrolde şey yaparak buz pateni gibi kayarak elindeki silahla dönerek böyle 40 tane falan adamı eli silahlı adamı vuruyor falan böyle. ama yani adamlar da olsa da armut topluyorlar tabi Falan böyle hani lan nasıl buraya gelir bu film? Böyle hani ağzım açık bitirdim filmi ya inanılmaz kötüydü ya. Şey olmuş olmasın abi hani bu yazar greve vardı ya. İlk abi ilk yarısını verken hani başkası <laughs> yazdı sonra teksi göreve gittiği için başkası tamamlamış olabilir ama yani o tamamlayan başkasının böyle 8 yaşında bir kız çocuğu falan olması lazım o kadar kötü bir senaryo ki ya korkunç yani ha bak hakikaten 8 yaşında bir kız çocuğu çok beğenir muhtemelen filmi çünkü görsel olarak hakikaten görsel bir şölen yani film ama e, cc'ler falan çok ucuz film o yüzden ortasından sonra Korkunçtu ya. O yüzden kusura bakmayın yani. Tavsiyemle falan seyrettiyseniz filmi vallahi yarısına kadar iyiydi yani <laughs> film. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. İşte Perfect Days'i de yarım seyretmiştim. Ön filmin geri kalanı da iyiydi yani. Hmm. Aynı tonla gidiyor abi. Bir filmin bir tonu var yani. Neyse e, bu ikisinin dışında e, bir de The Boys'un yeni sezonu başladı tabii ona e, başladık. Bence bu sezon güzel gidiyor. Zaten şöyle bir şey oldu abi. Şimdi birinci sezon Rotten Tomatoes'da 100 üzerinden 80 almış. Birinci sezon Boys'un en iyi sezonu. Açık ara. İkinci sezon 96 almış. Üçüncü sezon 95 bin almış. Dördüncü sezon yine 80 almış. Dedim ki dördüncü sezon çok iyi. Çünkü <laughs> ikinci ve üçüncü sezon çok böyle Vogue işte ne bileyim Nazi propagandası falan. Nazi bir kız vardı ikinci sezonda. Nazi süper kahraman. Tam böyle yani şey dediğim gibi Vogue diyoruz işte o liberal tayfanın çok beğeneceği temalar vardı. Dördüncü sezonun puan düşük olunca dedim tamam. Bunda şey yok yani. Öyle saçma sapan şeyler. Yine ufak tefek şeyler var tabii de. Ee, yine bence o birinci sezonun tonuna birazcık daha dönmüş gibi. Ben beğenerek seyrediyorum The Boys'un dönüş sezonunu. Onun dışında da çok bir şey yok. Hı, hı. Ben de bayağı var. Ee, ben şeyi seyrettim. Masters of, Master, Master of Air. Masters ee, of Air evet. Aynen. Master of the Air. İkinci Dünya Savaşı hava pilotu değil mi? Uçak pilotları ile ilgili. Aynen. Bu aslında şey gibi düşünebiliriz ya. Bu böyle üç farklı dizinin üçüncü ayağıymış gibi. İlki Band of Brothers'da Tom Hanks'in <laughs> executive producer olduğu. Daha sonra Pacific diye bir tane evet. dizi çekmişlerdi. Bu da onun üçüncü ayağı aslında Master of Air. Şeyde Ben Band of Brothers'ta paraşütçüleri konu alıyordu. Pacific'te ee, işte Japonya ile olan savaşı konu alıyordu. O taraftaki e, ne derler? Savaşta. Pasifik okyanusunun oradaki savaşta işte. Yok onun bir adı vardı. Bak gene aklıma hiç gelmedi ya. Cephesi. Pasifikteki cepheyi Hı -hı. konu alıyor. Şeyde de Master of Air'da da e, uçakla e, bomba düşüren uçaklar aslında daha sonra da şeyleri bu, e, e, diğer jetleri de dahil ediyor. Jetler de zaten o bomba düşürün uçakları aslında koruyan jetler. Ee, yani benim hoşuma gitti tabii bir Band of Brothers değil. Yani benim oradaki o üçlemedeki Band of Brothers. Band of Brothers benim yani en favori dizim. Ama yani orada çok, karakter development'ı da daha gibi. iyi anlatırsın çünkü. Orada para trooperlar aslında kara harekatındalar yani. Para Tabii bir de orada var. oradakiler aynen oradakiler bir de gönüllüler. Ya yani orada mesela adamlar komple şeydeler. Hani, e bir yere bırakıyorlar or, savaşın ortasında bir yere. Burada pilotlar hani şeydeler İngiltere'deler uçuş yapıyorlar geliyorlar ondan sonra e eğleniyorlar diyeyim. E içiyorlar eğleniyorlar başka şeyler yapıyorlar falan biraz daha hani rahatlar ama tabii oradaki sıkıntı da şu. Şimdi bunlar bombalamaya gidiyorlar. Belirli yerler stratejik yerleri seçiyorlar. Ee, i̇şte Amerika, İngiltere ile birlikte. işte diyorlar ki Bremen'i bombalayacağız. Ondan sonra işte şurada tren şeyi var oraya bombalayacağız vesaire falan diye. Bazen oraya gitme, oraya kadar gitmeleri gerekiyor. Ama gidemiyorlar. Çünkü niye şeyde flankliyorlar sürekli ee, aşağıdan. Onlar, orada da şey daha önce ben hani yukarıdan nasıl göründüğünü hiç görmemiştim. Şeyi falan, Call of Duty 2'yi falan oynadıyorsan görürsün böyle hep uçaklar hedef falan sadece böyle upuzun böyle boru şeklinde uçak Hı -hı. savarlar vardır. Onlar böyle havaya sıkınca havada belirli bir noktaya ulaşınca ha, patlıyormuş havada böyle kendi kendi. O yüzden böyle uçakla gidiyorken sürekli böyle hani şey gibi mayınlı bir yerden geçiyormuşsun gibi ama havada. Pat 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 patlar evet. Aynen evet, sürekli pat, pat pat bilir. Aynen ben oynamadığım için Battlefield'da şeyde Call of Duty'de hava yoktu diye hatırlıyorum. Orada sürekli böyle havada bir şeyler patlıyor ama işte bazen o şeye denk geliyor tam uçağın geçtiği yere denk geliyor orada patlayınca işte ya uçak düşüyor ya motor patlıyor hmm. bir şeyler oluyor sürekli. Orada da öyle psikolojik şeyler oluyor bazen işte 20- 30 tane uçak gidiyor abi 14 tanesi dönüyor 20 tane hmm. uçak gidiyor bir tanesi dönüyor falan böyle. O, bir de bir yer kötü yanı da işte bazen uçak işte vuruluyor şey yapmaları gerekiyor uçakla ayrılmaları gerekiyor çünkü artık şey yapamıyorlar kontrol edemiyorlar uçağı motor yok yani <laughs> motorlar patlamış dört motorla falan gidiyorlar. Bu sefer paraşütle atlıyorlar en nereye atlıyorlar ama işte şeye e, Almanya. Nazilerin aynı Almanya'nın Nazilerini Nazi Almanya'ya atlıyorlar bu sefer de esir düşüyorlar esir düşününce de kamplara gönderiyorlar falan böyle. Çok aslında orada çok iki tane karakter üzerine odaklanmışlar. Arkadaş iki karakter üzerine odaklanmışlar. Ee, onları görüyorsun. Bir de oradaki işte psikolojik şeyi daha far, farklı bir şekilde hissediyorsun. Çünkü hani sen mesela şey gidiyorsun, uçuyorsun, geliyorsun. Tekrar eğleniyorsun falan. Her şey normal falan. Ondan sonra uçuş var diyorlar. İşte şeyi mesela... Ee, senin artık emekli olabilmen için ya da işte bırakma, bırakmana senin eve dönmen izin vermeleri için 20 tane falan uçuş yapman gerekiyor. Ondan sonra onu arttırıyorlar falan 30 tane uçuş yapacaksınız falan diyorlar. İşte bazen şeye çok uzun bir bombalama yapıyorlar işte Almanya'nın ortasında bir yere bombala yapıyorlar. Ta şeye kadar gitmeleri gerekiyor. Afrika'da iniş yapıyorlar. Yani hani tekrar dön geri dönüş yapamıyorlar. Geri dönüşseler bu sefer bir daha bomba yiyecekler falan. Böyle ben daha önce hani şeyi hiç e, deneyimlememiştim, hep böyle karadan İkinci Dünya Savaşı'nı biliyorsun. Ben çok seviyorum şey açısından e, hikaye,leri açısından filmleri, dizileri, kitapları açısından çok hoşuma gidiyor e, okuması detaylarını öğrenmek. Ama bu hava birliğini işte yüzüncü tümen mi diyeyim artık? Yani onların konallan e, şeyini hava şeyini hiç okuma yapmamıştım. Orayı çok güzel anlatmışlar. Gene Tom Hanks dediğim gibi şey executive producer olarak onun belki bir etkisi varmış gibi geliyor bana. Ama adamın kişisel Hikaye meselesi gibi oldu Dünya Savaşı. <laughs> Amerika'nın <laughs> da kazandığı tek savaş yani. Aynen aynen. Ya, ama oradaki işte şeyi görüyorsun işte lojistik abi yani bir de uçak üretiyorlar oradaki uçakların şeyleri ondan sonra e, şeylerin hesaplaması işte bir bir tane uçağın içerisinde kaç 10 kişi falan var abi. Yani iki tane pilot bir tane şey var navigator var adam şey hesap yapıyor uçağın içerisinde ee, uçağın nereye gitmesi gerektiği konusunda. İşte bombacılar var ondan sonra şeyler silahçılar falan var üstte altta yan, yanında falan aşçı böyle. <laughs> yok aşçı yok. <laughs> ya Adamların bayağı kalabalık ve lazım. <laughs> hani şey yiyince uçak düşünce hepsinin şey olması gerekiyor ayrılması gerekiyor ama işte flankten dolayı ölenler falan da oluyor çok farklı bir psikoloji ama hani şeye kıyasla dediğim gibi hani paraşütçülere kıyasla biraz daha rahatlar aslında. Yani paraşütçülerde mesela adamlar gidiyorlar bekliyorlar sürekli bir şeyde. Bir cephede bekliyorlar ki orada şey olmasın geçiş yapma, yapmasın nazi, naziler diye. burada da tabii şeyleri gene görüyorsun. şeyler esir düştüğünden ötürü artık yerde hani o tarafı da göstertiyorlar karada ne oluyor diye orada tabii ne yazık ki o işte o şey soykırım yaptıkların gene nazi kamplarını vesaire göstertiyorlar kendilerini de nasıl işte esir aldıklarını falan da gösteriyor ama işte gene pilot olduklarından dolayı biraz daha şey nasıl diyeyim değerli askerler olmuş oluyor yani kolay kolay öldürülmüyorlar. Bir de orada şeyden de bahsediyor işte Cenova Sözleşmesi falan da hı hı. varmış hani biri şey olursa teslim olursa sana savaş durumunda onu şey yapmak olmak zorundasın hani öldürmemek zorundasın ee, ondan falan da bahsediyor ama bazı yerlerde tabi hiç takmıyorlardı yani hani onu da gösteriyorlar biraz öyle ançak tabii Amerikalılar çektiği için aynen aynen yani bu, 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 hep azıcık savunmuyorum çekiyor. burada arkadaşlar yani. <laughs> <mesela değil> <laughs> yani tabii ki çok kötü ama işte hep şey şeylerden Amerika tarafından dinliyorsun. Tarihi doğru. kimin anlattı çok önemli. Kesinlikle. Ee, o açıdan güzel hani farklı bir açıdan bakmak isteyenler varsa İkinci Dünya Savaşı'na benim kadar meraklı olanlar varsa e, hoş bir dizi olmuş. 10 bölümlük falan bir diziydi yanlış Peki Er Ryan'ı kurtarmak da bu üçlemenin böyle başı gibi mi? Çünkü sanki ilk o film çıktı. Sonra ya orada ben da kendi oynadı. da. Aynen. Orada kendi oynadı. Orada işte. Abi, işte Norman diye çıkartması var Omaha Beach. Aynen. Ve sonra işte Ryan diye bir adamı arıyorlar aslında taburlar arasında. Aynen onun nedeni de işte eğer e, üç tane e, şeyin üç kişi 3 oğlunu askere gönderirsen eğer bir tanesi kalırsa hani onu hemen tekrar eve çağırıyorsun gibisinden bir olay var. böyle Tam o kadar adam niye bir tane erin el, peşinde gidiyor ben filmi çünkü... İşte o şeyi kanıtlamak için hani böyle bir hakkı var artık o kişi şeye dönmek zorunda eve dönmek zorunda asker olarak şey yapamaz hmm. çünkü iki tanesi zaten kardeşlerinin iki tanesi şehit düşmüş o yüzden onun şey olması gerekiyor geri dönmesi gerekiyor o yüzden onu bulup eve yollamaları gerektiğinden ötürü ki hani o şeyi Amerika'da da böyle yani bir yasa varsa onu çalıştığını hmm. göstermeleri gerekiyor onu kanıtlamak için de bir grup asker gidip o adamı bulup hem işte şeyin haberini veriyorlar işte senin kardeşlerin öldü haberini veriyorlar. Daha sonra da onu kurtarmaya çalışıyor. Onu da o Matt Damon oynadı galiba Ryan. Aynen Matt Damon. Er, Ryan oradaki Matt Damon işte Tom Hanks Hatta sonunda görüyorsun <laughs> filmi. Ben o filmi çok küçükken seyrettim. Bu arada çok küçükken evet. seyredecek bir film değil. değil. Böyle bağırsakları falan dışarıda insanlar falan var filmin başında. Hatta çok, çok Normandy'e çıkartmasıyla başlıyor film. Orada, Bu arada o da hakikaten çok bilmiyorum çok da bir detaylı şey yapmıyorum da yani o kadar askeri o sahilden o şekilde çıkartmak sanki biraz onları ölüme göndermek gibi bir şey. Masters of the Air'de da bunu da görüyorsun abi. Biliyorlar şeyin öleceklerini. Pilot diyor ki 30 tane uçak gönderiyoruz Ondan sonra mesela bir tane şeyde atıyorum bir hemenim bombalıyorken falan. Normalde şeyle gidiyorlar. Jetlerle gidiyorlar. Çünkü bunlar bombardıman uçakları havadayken Almanların jetleri gelip bunları düşürmeye çalışıyor. Bunları da koruyabilmek için de kendi jetlerine göndermeli gerekiyor ama şeye söylemiyorlar normalde başta söylüyorlar jetler de gelecek ama daha sonradan haber geliyor ki bunlar hemen bombalamaları gerekiyor jetsiz gidiyorlar o zaman bir tane uçak dönüyor şeyi biliyor komutan biliyor hani çok fazla ağır kayıp olacağını biliyor ama diyor ki orası bombalanacak. Yani hani ne olursa olsun seni şey yapıyorlar gönderiyorlar ki o Norman diye çıkartmasında da yanlış hatırlamıyorsam bazı yerlerde geri dönenleri de vuruyorlar. Yani hiçbir şekilde sen hani geriye doğru koştuğunu görmeni iste görmek istemiyorlar. O yüzden baya yani şey bir savaş. Ee, nasıl diyeyim çok fazla kaybın olduğu savaş zaten milyonlarca insanın. Ben şey savaş. diye biliyorum hani Almanlar istihbaratı erken öğreniyorlar. Oraya o mitral yüzleri falan o yüzden kuruyorlar. Normalde orası çok kullanılan ya. bir plaj değil başka bir yerden beklerken Almanlar istihbarat geliyor. Omaha Beach'e kuruluyorlar ve hani böyle orada bir sürpriz oluyor gibi hatırlamışım ben ama olmaya da bile Yok, bile bile. Onun tam tersi oluyor aslında. Diyorlar ki buradan gelecekler falan. Onlar da diyor ki ya yok oradan niye gelsinler falan diye. Çok takmıyorlar. İşte aslında takma. Hitler kendisi şey yapmıyor. İnanmıyor hani böyle bir şeyin olacağına. Zaten o sonlara doğru biliyorsun. Evet. <laughs> Onlarca uyuşturucu madde kullanıyor falan filan böyle yani kafayıcı gidiyor adamı o hiç böyle inanmıyor o yüzden hani çok fazla şey yapıyorlar hazırlıksız yakalıyorlar ama o yani o çıkartma da yani ben Call of Duty 2'de hani bayağı yaşıyorsun evet. hani o çıkartmayı Medal of Honor'da da oynadık hepsinde oynadık yani. yani o bayağı yani çok çılgın bir şey yani bunu yapabiliyor olmaları aslında bir nevi aslında bu ülkeleri zaten savaştan güçlü çıkartıyor ama işte orada çok şey de düşünmüyorlar açıkçası İnsani bir yani insan hayatı yok. aynen yani. yani biz bu savaşı kazanacağız ne olursa olsun kazanacağız harcanılan para, lojistik şeyler, ölen insan sayısı. Ya işte New Zealand'dan, Yeni Zelanda'dan falan şey geliyor yani. Asker geliyor yani oradaki şey için, çıkartma için falan. Çok acayip bir şey. Ee, hani şey açısından önemli. Hani bugünkü dünya düzenini anlamak açısından önemli. Hani böyle tabii. bir şeyi hani sacrifice edersen. Kurban. Aynen kurban edersen dünyanı yöneten ülke olabiliyorsun. Onun başka tabii faktörleri de var da sadece ikinci yarı kazanmak tabii. Bu izlediğim dizilerden bir tanesiydi. Bir, bir diğeri de Dark Matter diye. Onu ben seyredeceğim. Sistemde. Ee, aynen. Bu da e, bana bilim Bana herkes seyret diyor. Bilim kurgu olduğu için. Aynen. Şey nasıl diyeyim. Apple biraz daha böyle bilim kurguya daha çok yöneliyormuş. Bilim kurguyu iyi yapmaya çalışıyormuş gibi geliyor bana. Çoğu yerde de öyle okudum. Ve bilim kurgu bazen güzel şeyler de çıkartabiliyor. İşte bu Foundation'da falan yaptıkları görsel şeyleri mesela artık Şeyde olarak da ekran koruyucusu olarak da kullanabiliyorsun. Yani Bence böyle... bir istatistik var abi. O da olabilir. bizim kurgu çünkü Netflix de bilim kurgu çekiyor bir sürü. Hmm. Bence bilim kurgu janrası e, en tutması e, muhtemel janra olabilir. Çünkü olabilir. çok seveni var. Olabilir. Burada da işte e, multiverse konusunu el alıyor. E, bir tane e, yani çok az bahsedeyim konusundan. Muhtemelen açıklamasını IMD'de de bahsediyordur. ilgilerini çeksin diye insanların. Ee, bir tane işte ne diyeyim fizikçi. Ee, başka bir bir gün kendisi kaçırılıyor. Bu da zaten ilk bölümde oluyor. O yüzden şey değil yani çok büyük, Hı -hı. büyük bir spoiler değil. Kendisi kaçırılıyor. Ondan sonra kendisini başka bir dünyada buluyor. Ama bir bakıyor ki yani herkes aynı, kişiler aynı ama işte şey yani. Evli değil. İşte insanlar kendisini başka bir kişi olarak falan tanıyor insanlar kendisini tanıyor kendisi insan, o diğer insanları falan tanımıyor kendisini böyle bir şirkette bir yerde buluyor Ondan sonra fark ediyor ki aslında e, diğer kendisi e, başka bir evrendeki kendisi bu işte şeylerle süper kuantumla bir şekilde e, Evrenler arası geçiş Aslında Mut şey paralel Evren değil de işte aslında multiverse diyebileceğimiz Aslında hı hı. birkaç tane senaryonun olduğu şeylerde onu şey buluyor ve adamla yer değiştiriyor. Çünkü o adam işte e, kendi hayatından mutsuz. Tamam hani bu keşfi yapmış falan Hı -hı. ama işte ailesi yok falan filan ama bu adamın ailesi var, çocuğu var falan böyle bir hayat var. O adam o hayatı yaşamak için e, bu şeyi super position şeyini işte kendisi bir tane kutu yapıyor böyle küp şeklinde. Onun içerisine girip evrenler arasında geçiş yapıyor. Bunu kullanarak da o adamla hayatını yer değiştiriyor. Daha sonra işte eşiyle falan kendisi hala sanki diğer adammış gibi davranıyor falan. O hayatı yaşamaya çalışıyor. Ötekisi de kendisini anlamıyor tabii ne olduğunu, nerede olduğunu. Bir anda o da bana soru işareti yarattı açıkçası. Hani kendini bir anda hani bu multiverse işte başka bir evrende bulsan nasıl ikna edersin çevrendeki insanları aslında sen başka bir evrenden geldiğini çünkü konuşmaya başlasan millet deli der yani hani ben başka bir evrende böyle bu burada değil bu burada değil her şey yanlış dese bir anda adam çünkü orada evine gidiyor evin şeyi komple farklı yani dizaynı falan farklı diyor bu böyle değil diyor benim eşim nerede diyor sen diyor ki evli değilsin nasıl olur adamın şeyinde hani parmağında şey ya yüzüğün e, izi kalmış falan böyle çok zor yani hani kendini ama bir hala şekilde... bir twist yok şu an bu çok işlenmiş bir konu yani bilim kurgu twist'i onu anlatmayacağım yani twist'i var yani tamam. oradaki şey aslında çıkıp dizilerinde görüyorsun. böyle bir şey çok farklı oluyor yani aslında benzer gibi tabii. başlayıp şu da olduğu gibi hani başlangıca şey aynen o şekilde işte paralel evren var evrenler arası geçiş var ama işte burada biraz daha hani bilim kurgu şeyine o e, multiverselerin çoklu evrenin nasıl çalıştığını anlatıyor sana orada farklı bir işleme var vesaire çok bayağı bir ilgi çekeceğim ama burada açık açısından dizinin ele aldığı konu daha çok insan psikolojisi. Hı hı, ee, o, o güzelmiş işte, evet. O o, o kısımda bayağı iyi bir iş çıkartmışlar. Ama tabii bir yandan da işte şeyi görüyorsun. Yani hem insan hırsını görüyorsun. Sen o kadar hırslısın ki başka evrene geçip başka adamın yerine kendi hani kendi olan kendine olan başka kişinin yerini geçip o hayatı yaşamak istiyorsun. Öteki, öteki tarafta da adam kendini bir şekilde başka bir evrende buluyor. Ya yani bence şey olarak ilgi çekici. Ben bu paralel evrenler şeyini e, konu alan benim kurgu olarak bir tek Fringe dizisini hatırlıyorum. Onu seyretmiştim. Evet. Orada biraz daha fazla farklı işliyorlar. Daha dedektiflik üzerine farklı olaylar oluyordu vesaire. E, burada ama çok daha farklı. Yani sadece bu, o bir kişi üzerinden. Bir kişi bu icatı yapıyor ve o icat sayesinde evrenler arası geçiş yapıyor. Ötekisi de anlamaya çalışıyor. Lan ne oldu falan diye ama daha sonra fark ediyorlar yani. Hani, e, bir karardan sonra artık hayatları ayrılmaya başlamış. O kararı şey yapmaya çalışıyorlar. Bulmaya çalışıyor önce. Daha sonra da fark ediyor. O da işte genelde şeyde böyle. Tam, çok fazla atma ya. Aynen. Çok yani benim hoşuma gitti. Şu anda zaten 5-6 e, bölüm falan seyrettim. Yani her bölüm şeyi merak ediyorsun. Şu olsun şu olsun. Ama işte oradaki hani iki karakteri çünkü karakterin ikisi de aynı. Ama bir tanesi daha böyle işte farklı bir karar hayatına verdiğinden ötürü daha böyle farklı bir kişiliğe bürünmüş. Ötekisi de o kararı da daha farklı bir şekilde verdiğinden ötürü çok daha farklı bir kişiliğe bölünmüş. O iki karakter arasındaki şeyi görüyorsun. Tabii ki aynı oyuncu oynuyor orada da karakterler. O da çok e, bence iyi bir oyunculuk performansı. O iki karakteri farklı bir şekilde. Ve Jennifer Connelly oynuyormuş galiba kadın. Ee, o, ya kadın şeyden bahsediyorsun sen muhtemelen adamın eşinden bahsediyorsun. Esmer, daha, bir, kadın. Hiç aynen, Esmer bir kadın. aynen Jennifer Connelly ya. Çok çok güzel bir kadın. Aynen. Evet Jennifer Connelly yani. yani. Neyse. O ee... şey değil değil mi ya? Matrix'teki kadın değil değil mi? Değil değil. Ha. Çok benziyor ama ya. Şeyde falan da böyle saçında dizide falan da bilmiyorum. Jennifer Connell'ı eski filmlerini seyret. o 90'larına <laughs> falan meşhur aktisti. Olabilir. Ya, aynen. Çok başarılı oynuyor. Bir de son olarak da şeyi seyretmeye başladım. Presumed Innocent diye. Bu hala devam eden bir dizi. Bitmemiş bir dizi. Onda ama mini da da... seriymiş. İkinci Söyleme. sezon olmayacakmış. Evet. Ha. Bakmadım. işte en son yeni bir O da listemde. Abi ee, birkaç da... tane şey çıktı bu aralar Apple'da. Şimdi işte bu Matt Damon'ın e, ve e, Casey Affleck'in filmi falan da geliyor. Bir, bir, ata, yani bu Writers Block'tan sonra muhtemelen tamamladıkları işler şu an çıkmaya başladı. Aynen. Ee, onlardan bir tanesi. E, ben anlatayım mı Innocent'ı? Anlat. Ben seyretmedim de. <laughs> Yo fragmanı anlat seyrettim. daha iyi. Şey yapmasın. Aynen fragmanı Aynen. seyrettim oradan şey yapayım. Jack Gyllenhaal oynuyor bu arada. Benim çok sevdiğim bir aktördür. Özellikle Nightcrawler, Brothers ve Demolition. Demolition filmi mesela benim için yani öylesine gittiğim bir film sinemada. Ama beni çok etkilemişti. Hiçbir şey hissetmeyen bir adam üzerineydi yani. Adam evli barklı falan ama. Hmm. Hayattan hiç keyif almaya izleye kalmıştı. Karısı ölüyor filmin başında. Ee, ama adam böyle hiçbir şey hissetmiyor yani böyle çok iyi bir işi var çok iyi para kazanıyor falan o böyle adamın her şeyini yıkıp tekrardan sıfırdan başlamasını anlatıyor böyle çok psikolojik hoş bir filmdi onu da demolışında araya sıkıştırayım benim favori filmlerimden neyse Jack Gyllenhaal abinin filmlerini severiz ee, çok da iyi bir oyuncudur onun e, bu kendisi bir savcı e, ve e, bir savcı arkadaşı var bu savcı arkadaşı öldürülüyor ve bunu çağırıyorlar diyorlar ki sen mi öldürdün diyorlar. O da diyor ki ben ne münasebet ben niye öldürdüm falan diyor. <laughs> ama işte adam aslında evli başkasıyla ama o savcı ölen savcıyla da ilişkisi falan varmış. Öyle anladım ben yani fragmandan. Aynen. E, aslında adamda bir şeyleri gizliyor gibi bir de bir durum var yani. Öyle bir gizemli bir durum ama, var. Aynen. Ya ben de hala şeyi anlamaya çalışıyorum. Prusium Innocent nereden geliyor? Hani, Masumiyet hani... kaynesi işte abi. Masumiyet Yok ama hani. işte hani oradaki ...anlattıkmaya çalıştıkları şey ne acaba hani... ...hakikaten mi masum yoksa hani bir şekilde... ...çünkü kendisi savcı olduğundan ötürü bazı şeyleri de biliyor. Bir de hmm. adamın yaptığı şey yani hani... ...kendisi savcı... E, ...başlangıçta hani dava kendisine geliyor... ...kendisi kabul ediyor falan ki... ...çünkü şey diğer insanlar bilmiyor hani bu davayı... ...işte baş savcı şeyi bilmiyor yani... ...bu aralarındaki ilişkiyi falan bilmiyor. İlk bölümde onları görüyorsun ama adamda bence bir şeyler varmış gibi geliyor. Yani hani o... ...hani... E, Hani prosyum denirseniz birebir çevirirsen aslında hani e, esyum edilmiş e, ne derler? Varsayılmış. Varsayılmış hani e, masum diyorsun değil mi? Masumiyeti hı hı. varsayılmış olarak düşünüyorsun. İşte masumiyet kanısı yani suçu ispatlanana kadar herkes suçsuzdur diye bir şey vardır. Ha, ama yok ben hani şeyden olarak yola çıkınca hani hakikaten mi masum ve o, o seni dizi kuşkuya sokuyor. Yani ben onu çok, çok seviyorum. şeyleri. Yani şey yok hala. Diyemiyorsun abi. Yani ben mesela kaç altıncı bölümü seyrettim. Hala bir karar veremiyorsun. Yani sürekli bir bir şey ufak ufak bir şeyler ortaya çıkıyor. Çünkü şey tarafı da e, çünkü işte bu dava ne oluyor? işte Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı bu adam. E, bu adamı çünkü suçluyorlar. Sen diyor işledin falan filan diyorlar. E, onun nedeni de işte aralarında ilişki olması. Şeyden önce de adamın mekanda olması. E, kadınla birlikte olması öldürülmeden önce. Adamın tabii bütün şeyleri, evini falan bul, bütün şeyleri ortaya çıkıyor adam. DNA'sı falan bulunuyor vesaire. O yüzden bir türlü şey olamıyorsun yani. Yeni ipuçları buluyor, ortaya çıkıyor. Yeni yeni şeyler çıkıyor. onlar böyle ne için olan acaba, acaba hani hep böyle aklımda soru var. Hala bir şeye böyle kesinlikle karara varamıyorsun. Çok severim. O yüzden ben acaba yani biz bu adam şeydir. Yani dediğim gibi hani dizinin kamamıyla bitmiş bir dizi de değil. Hani savcı olduğundan dolayı biz şeyime ne inanıyoruz? Hani bunun kesinlikle böyle suç olmadığına mı inanıyoruz? Yoksa hani sisteminin bu kadar çok şey olduğundan dolayı adamı bir şekilde hani üzerine suç çıkmaya mı çalışıyorlar? Tam onu böyle ikilemde bırakıyor. O açıdan benim hoşuma gitti yani. Ben bayağı yeni bölüm çıktı mı hemen seyrediyorum yani. Dün mü çıktı? Burada haftalık çıkması çok iyi değil mi Apple dizilerinin ya? Aynen. Hepsinin ben... birden çıkması ben hiç beğenmiyorum yani. Ben zaten Apple dizisini izleyince hep bir bölüm Amazon şey yapıyor. Yani. İlk üç bölümü baştan çıkartıp özellikle yeni bir dizi ise i̇ki, iki ya da üç bölüm bazen yani. zaman şarkında galiba üç bölüm çıkartmışlar. Yo şeyde, App, pardon ben şey için söylemiştim. Ha, Apple TV Plus'ta da iki bölüm falan çıkartıyorlar. Yani seyirciyi bir ikna etmek için bir şey yapıyorlar yani, lan bir bölüm seyrettik daha hiçbir şey anlamadık demesinler diye. Belki de hmm. kaçıncı bölümle itibaren artık kendisini açmaya başlıyorsa dizi. O kadarını bir yayınlayıp sonra haftalık olarak devam ediyorlar. Ya Hem bir kere abonelik süresini uzatıyor. Yani sen abone olmaya devam ediyorsun. Şakalıdır. Bence aklın yolu bir yani. Ben de bunu anlamıyorum. Bir daha bir insanın seçecek çok fazla şey var. Gerçekten işte Perşembe akşamı President Innocent'ın yeni bölümü çıkıyorsa atıyorum. ya yapıp, yapıp Cuma çıkartabiliyorum da. Ee, hani o günü bekleyip çıktığında direkt seyrediyorsun. Eskiden de öyleydi işte bu hafta ekmek teknesi var. Bu hafta Kurtlar Vadisi var. Yani o akşam hayat duruyordu mesela Türkiye'de. Aynen, Kurtlar aynen. Vadisi'nin olduğu akşam. Hiç seçeceğim hayatımda bir bölüm ben daha dahi kurtar varsa mevit o için çakır diye bir karakter olduğunu biliyorum abi, bir avukat bir kadın var abi, abi adam şey yaptı diye ya evini basmışlar dizide neydi e, cerrah paşalının ne mekanını falan basıyor diye ondan sonra cerrah paşalılar gidip işte o çakır hani gerçek karakterin gerçek hayatta Kevin'i mi basmışlardı? Sen nasıl böyle bir şey yap? Şöyle ya çok ciddi anlar <laughs> vardı abi yani olay. Şey var işte 93'te yaralandı 96'da öldü falan gibi şeyler. <laughs> çakır ne zaman öldü diyorlar. Şu bölümde yaralandı diyor 3 bölüm sonra öldü falan diyor. Ee, böyle şeyler var. Neyse bu efsane dizilerden bahsetmişken. Sen az önce Fringe deyince J.J. Abrams geldi aklıma. J.J. Abrams <laughs> deyince de J.J. Abrams'i J.J. Abrams yapan Lost dizisi geldi. Lost dizisi Netflix'e gelmiş. Aa. Ee, bütün sezonlarıyla. Bakın kimseyi dinlemeyin. Eğer daha önce Lost seyretmediyseniz. Yok sonu kötü bitti bilmem ne hiç dinlemeyin. Çünkü bence sonu kötü bitmedi. İnsanlar yanlış anlıyorlar dizinin sonunu. Hmm. Bazı ipuçları var. Neden bunu söylüyorum? Ya yani Lost bence tarihin en böyle merak ettiren ve ekran başına bağlayan dizisiydi. Ben Malezya'da öğrenciydim Lost'a başladığımda. Lost'un da birinci sezonu bitmek üzere ya da ikinci sezon yeni başlamıştı. Öyle hatırlıyorum. Ve gece yarısı iken orada çıkıyordu dizi. Torrent'e düşüyordu yani. O zaman Torrent'ten seyrediyorduk her şeyi. İndiriyorduk. Geceliğin seyredip uyuyorduk. Ertesi gün derse falan gidiyorduk. Sonra işte uykumuzu alınca ertesi gün bir daha tekrarını seyrediyorduk. Öyle bir diziydi. Yani tekrardan gece çok bir şey anlamadık. Bir daha bir seyrederim falan gibisinden. Çift dikiş seyrettiğim bir diziydi. Ve bir noktadan sonra artık şey olmaya başladı. Şimdi dizide çok fazla da hani seyretmeyenler varsa spoiler vermek istemiyorum ama işte adanın üzerinde e, burada bir adaya uçak düşüyor yani. Hikayenin başlangıcı bu. E, ve hayatta kalan bir grup insan var. Bunlar birbirlerini tanımaya çalışıyorlar. İlk sezon tamamen bunun üzerine gidiyor ama adada da başka varlıklar ya da işte insanlar vesaire var. Ulan ne alaka biz nereye düştük falan diye. Oradan kurtulmaya çalışıyorlar. Biraz böyle şey Robinson Crusoe hikayesi gibi başlıyor yani. Ee, ama tabii grup halindeler. Sonradan işte yavaş yavaş bu adamların background'larını anlatmaya başlıyor dizi. Karakter işlemesi Uça çok iyi. Karakter işlemesi inanılmaz iyi. Yani senaryo konusunda gerçekten seyredince anlayacaksınız. inanılmaz bir şey. Ee, ve sürekli gizem atıyor dizi. Hani hiç de hiç de mesela durulmuyor. Hiç, hiç de durgun bir tane bölümü yok dizinin ve yani onu o kadar evet. sezon devam ettirebilmeleri bile çok büyük başarı. Bence sonunu da güzel bağladılar yani her şey. İnsanlar hani tamam cevaplanmayan sorular falan kaldı da yine de sonu bence güzeldi. Neyse e, böyle bir dizi mutlaka seyredin seyretmediyseniz kimseden de spoiler falan almayın. E, yani bir Lost bir Breaking Bad herhalde yani böyle e, benim mesela hanıma seyretmediği için baştan seyrettin Lost'u ben evlendikten sonra hanıma sordum Lost seyrettin mi diye. Hayır dedi hayır deyince baştan seyrettirdim. Ya diziye öyle bir merakım vardı ki ben Lost'un FRP'sini oynattım. Of. Lost adasında evet karakterler falan yaptık. Çünkü şimdi çok spoiler olmasın diye anlatmıyorum ama adadaki belli bölgelerin mesela ben tek tek notlarını falan almışım yani defterde. işte şu, şu tarafında bu var, bu tarafında bu var, şu tarafında bu var falan diye bayağı haritası var elimde şeyin. Sezon ilerledikçe daha da açıldı o haritalar çünkü. Bayağı böyle FRP'sini falan yapmıştım Lost'un. Çok severim yani. Ee, hatta ben de en baştan bir daha başlasam mı diye bir şu an düşünmekteyim. Ee, bu arada benim hanım da 5. sezonun ortasında falan kaldı. Ee, ben belki de bir yerde onu... bıraktım yani anla... hatırlamıyorum nerede olduğunu. Bir yerden sonra böyle hiç izleyesim kalmamıştı. Yani belki ben de 5-6 falan olabilir gibi geliyor bana. Şimdi çok tabii spoiler olmasın. bölüm kaydettikten sonra e, bir yerde insanlar kopuyorlar o kısmı söylerim sana. Hı, Ama ben bence yaşamadım. sonuna kadar gidin yani 6. sezon sonuna kadar 6 sezon galiba toplamda sonuna kadar gidin hiç pişman olmayacaksınız bence. Lost çok bozdu falan diyorlar <laughs> yanlış anladı insanlar yani sonradan tekrar mesela üzerine eğilip de düşününce aslında insanların anladığı gibi olmadığını birileri işte öyle bir teori attı ortaya herkes de onun öyle olduğunu düşündü falan öyle kapandı konu yani hmm. öyle değil aslında. O yüzden Netflix'e gelmiş Lost tavsiye ederim, müthiş bir dizi yani. Peki o zaman okuduklarımıza geçelim mi? Geçelim. Aklıma Lost'ta birisini diri diri gömüyorlardı o aklıma geldi. <laughs> Korkunç bir sahne. <laughs> Öldü zannediyorlar da örümcek sokmuş örümcekti, felç geçirtiyormuş insanlara. Hmm. E, tam son toprağa atarken kız gözünü açıyordu ama görmüyorlardı. gömüyorlardı falan. Ya abi ama oradaki ya bak. Çok yan yan bir karakter olduğu için söylüyorum bu arada şey değil. Ya oradaki karakterler çok çok iyi. Yani. Bir de hani bak diversity'yi böyle yaparsın. Yani ha, aç evet, evet. dostu seyret. aşırı şişko bir adam var, bir tane ha? keş bir adam var, bir tane doktor var. S siyahi var, Asyalı var mesela, Asyalı Asyalılar kadın mesela. Var. Çok böyle şey hani böyle. Nasıl diyeyim? Helal e, sütemiş, kız kız yani fason Tüfasında... bir bir kadın zaten. Ha ama daha sonra fark ediyorsun ki çok bambaşka biriymiş falan e, böyle. Burada background hikayeleri anlattıkça senin karakterlere bakışın bir anda böyle Aynen. siyahla çok beyaz en... gibi değişiyor. Ulan bu adamı ben çok seviyordum. Ulan bu adam ne pislik birmiş falan diyorsun. <laughs> Çünkü şeyin... çok sevmediğim bir karakterin arkasındaki hikaye yok o adama acıyorsun. Lan diyorsun ne yazık bu adama bilmem ne falan. İnanılmaz Aynı. bir dizi yani. Hani dizinin güzel yanı şimdi uçak düştüğü için kimse birbirini tanımıyor. Herkes evet. kendini nasıl anlatırsa hayır evet. herkes onu o şekilde biliyor. geçmişin hiçbir şekilde bir önemi kalmıyor. Ama sen seyirci olarak biliyorsun mesela. Yani. Dizi anlatıyor <laughs> sana. Ve o çok hoş bir şey yani. Tabii. Çok güzel dizi ya. Vallahi bak burada Lost'u öldürdünüz bana. Peki Tekrar anılarım depreşti ya. Ulan valla gece gündüz seyrediyorduk. Bostu ya. Yalnız bir diziydi. Ben sonra mesela Fringe'i o kadar şey yapmadım. Seyretmedim. Yok ben Fringe'i sevmiştim. O da işte ana karakteri ben çok sevdim. Yaşlı bir adam inanılmaz. Şey, şey çok güzeldi. Her her bölümde ben çünkü şey kafasını çok seviyorum. Bu Sherlock Holmes tarzı. Sürekli bir case çözmesi. İşte House MD'yi de ben o yüzden çok seviyorum. Orada da be, be, benzer şekilde ama işte bilim kurgu çünkü paralel evrenle ilgili bir çakışma oluyor orada bir şey oluyor ondan dolayı böyle e, hani bir suç işlenmiş oluyor ama hani normal polis gitmiyor bu dedektifler özel dedektifler gidiyor bir de orada şey bu e, hani dünyayı yöneten adamlar dediğimiz işte orada kel e, bir grup insanlar var aslında her böyle önemli tarihi olayda yer alan insanlar falan var o taraflar o, o kısmı falan da beni çok böyle hoşuma gitmişti. Hani çok farklı fikirleri de orada denemişlerdi. O, yüzden benim hoşuma gitmişti Evet. Ee, seyretmek istiyorum ama çok bölüm var. Ee, çok, bu Person of Interest'i Interest e de mesela çok övüyorlar. Ben Person of Interest'i e CNBC'de ben başladım bir iki bölüm. Ee, güzel. O abi de bu arada cancel'larlar Jim, Jim Caviezel abi. Aa, niye? Aynı zamanda Hazreti İsa'yı oynuyordu şeyde. Passion of the Christ'da. Şeydeki değil mi? Fallout'taki adam diyor. Hayır Jim Caviezel tek adam değil. Jim Caviezel ha. şey işte bu e, Mel Gibson'ın İsa filminde İsa'yı oynayan adam ya. Ha. E, şey değil. de başrol. Persona Interest'teki başrol işte. Benjamin Linus'u demiyorum. Los oynayan adamı demiyorum. Ha, okay. Ötekisi asıl var ya koşturan bunun adına. Onun işte şimdi biraz sağcı falan da bir adam herhalde o. Onu biraz böyle canceladılar gibi durumu. Neyse evet. Amerika'nın iç siyaseti. Okuduklarımıza geçebiliriz. Çok dizi övdük. Peki. Ben aynı kitapları okumaya devam ediyorum. Ee, ben de aynı benim... kitapları kapatabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Ya ben böyle birkaç tane ilginç şeyden bahsediyorum. Ben çünkü bu şeyi SPQR'ı okurken. Hı -hı. Şimdi artık ee, Cumhuriyet gitti. Yavaş yavaş artık imparatorluğa dönüyor. Şey, Jules Caesar öldü. Ee, onun yeğeni, Augustus onun yeğeniymiş. Onu da ben hiç bilmiyordum. Ee, ama işte şey... Grand Nefi dedi yani hani şeyin nefi değil. Onu Grand nefi nasıl çeviririz artık bilmiyorum. Küçük yeğen. Yani. Küçük yeğen mi diyoruz biz? Hmm. Bilmiyorum. Hani aslında orijinal yeğenin değildi. De yeninin aslında. Küçük yeğen işte. işte. Küçük yeğen mi diyorlar? Bilmiyorum ben hiç küçük yeğenim olmadığı için. <laughs> Oy O kendisi oymuş. Ee, orada işte aslında Roma siyasetini nasıl değiştirerek bir anda kendisini hani e, imparator haline getiriyor ama kağıt üzerinde imparator değil. Sadece hani senato falan filan var ama yetkiler babında imparator haline geliyor. Orada ilginç olan şey adam kendi CV'sini yazıyor. Bu CV'yi de böyle gidip şeylere falan yazıyor. Böyle demir tabletlere falan filan yazmışlar. Ama daha sonra da bunu imparatorluğun farklı yerlerinde kopyalamışlar. CV'sine adam diyor ki ben bunu yaptım, ben şurayı yaptım, ben bu kadar insana yardım ettim. İşte ben şunu inşa ettim, ben şu savaşları falan kazandım. Hep ben 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 yani yani bayağı şey bir adam egoist bir adam her şeyi kendisi yapmış gibi şey yapıyor Hatta normalde şeymiş savaşı kazanan lider kimse hani şehre girip o kutlamasını yaparmış ama burada hep belirli bir noktadan sonra şey yapıyor diyor ki herkesin bu işte savaşı kazananların heykelini yapalım diyor heykellerini yapıyorlar işte atıyorum bir yere koyuyorlar ama ondan sonra yer yok başka yer yok Hani bir sonraki kişi şey yapamıyor o da kendisi heykelini koyamıyor. O yüzden ne oluyor? Sürekli de kendisi kutluyor. Kendisi hmm. aslında kazanmış oluyor savaş falan. Böyle inanılmaz taktikler ya adamın yaptığı şeyler. Ee, ama işte ilginç olan şey, benim ilgimi çeken şey. E, bu kendi CV'sini yazdıktan sonra işte imparatorluğun farklı yerlerine bunları kopyalıyor. Taş haline, ta taşın üzerine yazıyorlar. Bunlardan biri de Ankara'da e, Ali Dağ mıydı? Yanlış hatırlamayayım ilçesi. Ben çok isen. bilmem Ankara'yı. İşte oradaki ilçesinde hala duruyormuş. Ama sadece işte duvar kısmı kalmış. Oraya Augustus Tapınağı yapmışlar ee, Ankara'da. Ki işte ilçelerden bir tanesinde Hacı Bayram Paşa <laughs> caminin yanındaymış hatta. Ee, onu görünce vay dedim şaşırdım. Çünkü işte zamanda işte bulunmuş şeyler gelmiş. Avrupa'dan bir sürü işte o, e, Osmanlı zamanında... Avrupa'dan bir sürü şey gelip onların hepsini kopyalamışlar. Hem şey yazıyor, Grekçe yazıyor. Hem de e, Latince yazıyormuş. Böyle iki dilde falan yazıyormuş. Tabii şimdi artık bilmiyorum ne kadar e, şu kısmı kalmıştır falan. E, o kadar zamandan sonra ama e, meraklıları varsa gitsin. E, bizim grupta paylaştı gidenler varmış. E, o hmm. e, Augustus tapınağı ama artık tapınak kalmamış yani hani böyle çünkü şeyini göstertiyor. Kitapta orijinal fotoğraf hani tahmin edilen fotoğrafını koymuşlar. Bayağı böyle işte hani mermerden şeyler böyle eee sütunlar falan filan var böyle. Ama sadece işte duvar kısmı falan kalmış. E, o benim şey yaptı böyle bayağı ilgimi çekti. Ondan sonra bir de şeyden de gene ufakça değindi bu. Ben geçen bölüm bahsetmiştim işte sen de mi Brutus demiş. Aslında Hı -hı. bunu yazan Shakespeare'miş. <laughs> <Hı -hı. gülüyor> Orijinalde sen de mi çocukmuş. E, şey öyle demiş Julius e, Caesar ama işte Shakespeare gene burada Shakespeareliğini yaparak gerçeği hı hı. çarpıtmış. Bir de yanlış bilmiyorsam bu biz hep film savaş filmlerinde şey görüyoruz ya abi komutan geliyor böyle en hı. önünde bir konuşma yapıyor falan böyle. Atın hı hı. üzerine gidiyor geliyor böyle. Bunu da şey diyorlar. Onda da e, kitapta yazmıyor da aklıma gelince söyleyeyim. De, o da gene Shakespeare'in şeyiymiş. Yani gerçekte diyor hani <laughs> onlar orada direkt vururlar komutanı. Aynen hem direkt <laughs> vururlar hem yani kaç kişi duyacak abi yani arkada 20 <laughs> ya, tane asker Biraz var. <laughs> duymuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> yani o da öyle diyorlar bir yerlerde okumuştum. Şimdi o da aklıma gelince şey yapayım. Yani bu da aslında şeyin yazarın ne kadar kuvvetli olduğunu hani öyle bir şey yazıyor ki hani gerçek haline geliyor. Yani onu göstertiyor. Ama dediğim gibi bu burayı falan hep böyle sahnelerde dolu işte yüzük gibi Aynen, aynen. Hep önde şey komutan böyle bir konuşma falan yapıyor. Şeyde, Abi, camilerde şey olur ya imamın sesi hoparlör bozulunca <laughs> cemaatten biri bağırır arkaya o duyan yine tekrar arkaya bağırır şeklinde. Öyle mi? Bilmiyorum ben. Yetişim. belki öyle oluyordur. <laughs> belki, belki Shakespeare uydurmamıştır. Şaka yapıyorum tabii yani. Olabilir. Aynen. Ee, şey O yüzden şey oluyor. Hani kitap böyle daha da hoşuma gitti. Ya dedim abi keşke bize şey olsa hani böyle turizm paketleri yapsa aklıma benim hep biliyorsun böyle ticari fikirler geliyor. ya anda. bizim burada hakikaten gezecek çok yer var ya. Abi yani dese ki mesela işte Roma. Roma tarihi turizm paketi değil mi? Augustus tapınağı koyarsın. Bilmem ne tapınağını koyarsın. Efes bir şeyler koyarsın. Be Al belki de var şimdi şöyle bu satarsın. Lonely Planet e, Guides var biliyorsun bu. Lonely Planet diye bir yayın evi var. Her şehir için, ülke için işte kayda değer şehirler ve e, hemen hemen her ülke için bunların rehberleri var. Hatta babam çok gezdiği için e, bizim evde bir 60 tane falan var ya yani o kitaplarda. Hmm. Ve onlar sürekli de yenileniyor bu arada bir yandan. Hmm. Yani yeni restoranlar falan açılınca güncelliyorlar. Onlar da mesela bu tarz trail'lar oluyor mesela. Türkiye'ye gittim mesela. Anatolia diyor. Anadolu'da hmm. mesela işte Roma Peti. Bilmem ne Peti gibi böyle geziler oluyor. Abi o Şuraya git, buraya ya. dur, burada dur, burada dur. Hani ve onların da işte sayfalarına şey sayfa numaraları yazıyor. Hani oradan direkt o işte tapınak hakkında hmm. daha detaylı bilgi falan alabiliyorsun. Biz mesela hiç turla gitmedik yani hayatımızda bir yerlere. Ama o Lonely Planet kitabı mutlaka elimizin altında olurdu çünkü... Hem mekanla ilgili bilgi veriyor hem de nereler kaydeder. Bir de mesela iyi restoranlar falan yazıyor. Hani restoran aramakla da uğraşmıyorsun. O zaman tabii çok hani ben gezerken özellikle akıllı telefon işte her gittiğin yerde internet olmuyor vesaire. O çok hayat kurtarıcı bir şey oluyordu. Tabii artık eskisi kadar basılıyor mudur, satılıyor mudur çok popülaritesini bilmiyorum. Ama mesela ben yani Nepal'le falan gittim de onunla gezdim. Hindistan'da onunla hmm. gezdim. Türkiye zaten şöyle falan yani 850 sayfa falan Türkiye of. kitabı. Bakayım e, ben ona. Aynen şey Yani kap, kapı kapanmasın diye takoz olarak kullanabilirsin yani o kadar büyük. Abi işte yani hani 5 yıldızlı otel paketi satacağına işte Roma tarihi paketi sat, insanlık tarihi paketi sat işte Şanlıurfa'da şeyi falan insanlar gitsinler e, gitsinler. Evet çok ya. medeniyet var yani bu topraklarda çok medeniyet yaşamış. E, ben de müze kart aldım bu arada 60 abi, TL. Süper. Aa ucu Şey mi? Ucuzmuş ya. Bayağı yerde kullanabiliyorsun geçiyor diye. Hemen hemen her yerde geçiyor. Ve şey e, app'ten alıyorsun yani bir proses yok. Bir form dolduruyorsun mobil app'ten. Kredi kartını giriyorsun. Parayı çekiyor veriyor. TC kimliğini giriyorsun. Çok güzel yani. Abi 60 lira ne ya? App falan çok dandik yani biliyorsun benim zaten app'ler konusundaki eleştirilerimi yani. Ama iş görüyor mu? Görüyor. Direkt şey barkod çıkartıyor. Okutup geçiyorsun. Ya abi işte ya yani ben bu tarz şeyleri daha çok seviyorum. Hani paket halinde. Ben de bu tarz bir şey yapmak istiyorum açıkçası. Hani Hamburg için işte gezi paketleri falan düzenlemeyi. Hani uygulama anlamında yapmak istiyorum ben de. Hani iki, Hı -hı. iki günüm var Hamburg'da nereleri gezeyim? Bir haftam var Hamburg'da nereleri gezeyim falan gibisinden. Şükür şeyde falan görüyorum reddette Hamburg başta millet soruyorlar nereleri gezeyim falan diye. Hani ben de kendi sevdiğim yerler tabii. Kendi bildiğim yerleri kendim şey yapacağım. O yüzden hani... Türkiye'de dediğin gibi yani okullar çok yer var ki hani bu şekilde yapabilirsin çünkü şey diyor insanlar gidiyor abi işte tamam hani okey Kapadokya'ya gidiyor uçan balonu görüyorsun falan filan yani hani çok işte Pamukkale'ye gidiyorsun falan ama yani o kadar değil abi yani hani ülke şey yani her şehrinde ya yani ben mesela kitabı okuyorum abi yani hiçbir şeyin yok beklentin yok kitabı okuyorum bak işte Ağustos tapınağı falan filan daha bu da dedi Ankara'dadır dedi. Aa dedim abi açtım Wikipedia'ya baktım bir sürü detayı yazmışlar falan böyle. Şu anki fotoğrafını açtım baktım falan grupta bahsettim Ankara'da bizim bir sürü dinleyen var. Git şey yap belki gidip gezmek isterler falan. Hani basit bir şey ama yani abi Ağustos tapınağı diyorsun yani hani ilk imparator, ilk Roma imparatoru, Roma tarihi, yani bütün dünyalık tarihi için çok önemli bir tarih. Bir sürü işte sistem almışız oradan falan. Yani hani bunları çok iyi sata, çok basit, kolay bir şekilde satabiliriz hani turistler için. Yani şey için böyle oturup bir şeyler reklam filmi çekip şey yapmana, anlatmana da göre. Aa bak Augustus tapınağı diyorsun yani bitti yani hani. İleride Vision Pro'nun şöyle bir şey olacak. Müziğe gittiğin zaman mesela sana Vision Pro gibi bir cihaz verecekler. Hmm. Sen mesela atıyorum önce 300 yılında o tapınak Aa. nasıldı? İçinde yürüyebileceksin mesela. Çünkü object tracking gelmiş bugünkü evden anlattılar oradan <laughs> aklıma geldi. Ee, gerçek dünyadaki bir objenin 3 boyutlu modelini çıkartıp onları eşleştirebiliyorsun ve onu gerçek dünyada direkt birebir pozisyonu track edebiliyor Vision Pro. Onu yaptığın noktada mesela o duvarları tamamlayabilirsin mesela. Augustus tapınağını komple görürsün artık. Aynen. Tabi o onun ilgili doğru bilgi olması lazım o işte silinen yazıtların tam halinin falan olması lazım tabi kolay bir şey değil ama en azından ne bileyim orada birkaç NPC NPC gezdirir falan değişik bir ortam olur yani. Tabi. Yerel kıyafetleriyle. Ee, tabi daha fütürist arkadaşlar evinden yapacaksın bunu yani Takacaksın takcan müjim proyu onun içinde yürüyeceksin. Yani, Tapınağın içinde yürüyeceksin falan. <laughs> ee, ama tabii o ortamda olmak başka bir şey yani. Tabi tabi. Yani, yani işte hani o... harabeleri falan mesela inanılmaz Kars'ta bilmiyorum gittin mi de. Yok yani kaç tane medeniyet geçmiş. Bir yer bir bokusun, bir yerde Selçuklu mimarisi var, bir yerde bilmem ne mimarisi var. Çok değişik bir yer yani. Hemen orası Hiç... Dede var. Dedenin arkası Ermenistan. Koyunları kaçıyormuş Ermenilerin. Bizimkiler <laughs> geri vermiyormuş falan. <laughs> Ondan sonra hani böyle acayip bir yer yani. Lan tam böyle yani fantastik kurgu romanı yazılacak yer yani. Kesinlikle. Ya işte keşke keşke daha böyle üzerinde düşsek. Bence vardır biz çok bilmiyoruzdur. Bizim Olabilir. Kültür Bakanlığı yapıyordur yani. Çünkü yani kültür Bakanlığı iyi çalıştığını düşünüyorum ben. Yani yapıyorlarsa yazsınlar yorumlara hani bilenler varsa yazsınlar bir sonraki bölümde hani değiniriz uygulamadır web sitesidir falan filan. Yani bir şey çok güzel bir uygulama fikri vardı böyle e, sesli şehir rehberi. Hmm. E, GPS'ten senin konumunla app böyle yüklüyorsun. Belirli belli deneyimler var mesela işte atıyorum İstiklal Caddesi'nin başında açıyorsun app'i. İşte diyor sağ tarafta Fransız konsolosu mesela ha, yürüyorsun. Yani. Diyor ki buradan diyor araya girersen bilmem ne dönercisi var falan gibisinden. Oh, çok mesela. iyi fikir. Zaten seni haritada track ettiği için ve special olarak pozisyonu kontrol ettiği için e, onun üzerinden mesela sana bir deneyim sunuyor. Değişik mesela bence. Wow, bu bu bayağı iyi yani. Değişik şeyle fikir. uğraşmıyorsun abi rehber bul falan. Ama falan battılar olacak. mı çıktılar mı falan bilmiyorum ben kullanmadım ha, yani. yani. Ya Benim hani maksimum denediğim şey işte müzelerde Resmin altına QR kod koyuyorlar, onu tarıyorsun, şeyine takıyorsun. O çok takıyorsun. primitif canım bir şey. Aynen yani ama işte mesela buna şey yapsan dediğin gibi uygulamayı yapsan, pozisyondan bulsa ben bir saat çünkü her seferinde çıkartıp şey yapıyorum yani telefonu çıkartıp e, QR kodu fotoğrafını çekmem falan gerekiyor. Ya aslında iBeacon'larla falan bunları zamanla yapıyorlar da iBeacon dediğin şey minnacık hmm. 25 centlik bir alet yani emitter hangisi daha kuvvetli yayıyorsa onun üzerinden zaten şey yapabiliyorsun vesaire yani yapılıyordu ama işte demek ki müzeleri idare edenlerin yani Türkiye için söylemiyorum bunu genel olarak söylüyorum yani müzeyi idare edenlerin falan o vizyonu yok yani bunu bu şekilde böyle bir deneyimi dönüştürebiliriz diye bazı müzeler mesela çok iyi yapıyor onu sanat müzeleri falan mesela momalarda falan hmm. değişik değişik kullanımlar var aynen bilmiyorum aynen kitap böyle güzel gidiyor işte Ağustos'tan devam ediyoruz. Yavaş yavaş da işte onda da artık şey de geliyor sonunda geliyor. Adam da bayağı kaç kaç yıl yönetmiş yani. Hani Bu bitiyor. kitap ne zaman bitecek sen onu söyle bana. Abi kitap... İstanbul'un fethinde falan mı bitiyor <gülüyor> <gülüyor> ne zaman bitiyor? Allah onun kitap ner nerede bitiyor bilmiyorum. Baktım ben geçen 550 sayfaymış. Ben de şu 370'e falan filan geldim. Çok şey yapamıyorum okuyamıyorum çünkü öteki şeye kitapta biraz Civilization daha... Civilization oynuyorsun çünkü. İtiraf <laughs> edelim. Abi ya işte keşke Civilization oynamasam orada bayağı şey yapmış olurdum. Progress e, yapmış olurdum ama... Ee, şey de çok güzel gidiyor içindeki çocuk kitabı da çok güzel gidiyor orada da yani nasıl diyeyim abi kadın şimdi şeylere e, odaklanıyor senin e, senin stratejilerin odaklanıyor sen işte belirli bir e, psikolojik sorunun varsa büyüdükten sonra artık çeşitli stratejiler geliştiriyorsun o sorunlardan kaçmak için ya da işte görmezden gelmek için. Baya böyle yazmış işte eğer sen böyle düşünüyorsan muhtemelen şöyle bir strateji geliştirdin ya. Hakikaten bazı hmm. şeyleri böyle okuyunca olan şey gibi geliyor. <laughs> Çok saçma gelecek belki ama hani burçları okuyanlar aa bu aynı ben falan diyorlar ya. Burada hmm. da abi hakikaten oradaki şeye açık kadın açıklıyor işte sen eğer ben böyleyim 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 diyorsan muhtemelen şöyle bir stratejim var sen senin diyor. Bunu da daha sonra şimdi sadece şeylere odaklanmış bu stratejilere odaklanmış kişinin kendisini işte daha iyi hissetmesini sağlamak için muhtemelen ya da işte o sorundan uzaklaşmak için geliştirdiği çeşitli psikolojik stratejilere odaklanmış. Daha sonra da bunlara çözümlerine odaklanacak. Ama böyle bayağı bir şeyi sorunun tanımını yapmış. Hem nereden kaynaklandığını hem de senin nasıl davrandığını bu sorundan Hı -hı. ötürü. Çok başarılı bir kitap hakikaten. ben ee, de yokmuş bu arada. Ben baktım. Bir başka muymuş. bir Janice Webb diye bir e, Yazanın e, benzer ya. bir kitabı varmış ama seninki başkaymış baktım. Aynen. E, ya ben Türkçe'de bunu... basılmış. Ya, diye. Aynen. Hı -hı. Basılmış. Aynen. Basılmış. O da baktım 130 lira falan abi yani kitap baya şeyden ucuz yani hani <gülüyor> <gülüyor> psikologtan abi, abi terapiler 2000 lira falan şu an <gülüyor> <gülüyor> seansı. O da eski müşteriysen. Müşteri diyorum da pardon eski hastaysan. Aynen. 2000 lira falan yani şu an. 2400'den aşağı yok. O yüzden bir şey yapıyorum yani. Şu baya iyi gidiyor. Orada çünkü bayağı hani 100-120 sayfaya falan ulaştım. Tavsiye ediyorum yani. Herkes için tavsiye ediyorum. Hani şey için değil böyle illa Okuyacağım bir psikolojik şey bir probleminiz olması gerekmiyor. Yani diğer ben çünkü bazı şeylerde de şöyle oldu. Şimdi Bazı sorunları orada tanımlıyor. İşte çeşitli stratejileri tanımlıyor. Ya diyorum bu şeye çok yaygın. Bir, bir tane arkadaş ya bu onun davranışını çok iyi açıklıyor. Hani oradan hmm. bir anda şeyi de anlayabiliyorsun. Ya yani bu kişi muhtemelen çocukluğunda böyle bir ee, şeyde bulunmuş olabilir e, ailesi tarafından bir deneyimde yaşı, deneyim yaşamış olabilir e, o açıdan da çok e, faydasını görebilirmişim gibi geliyor bana güzel var mı başka okudun? yok ben e, şeyi okudum e, bitirmedim Tabii de yani bu zaten öyle baştan sona bitirecek bir kitap değil Making Music diye bir kitap vardı bende zaten. zamanda almıştım. Hmm. Ee, i̇çerisinde elektronik müzik prodüsörleri için kreatif e, stratejiler var. E, aslında bu online olarak bedavadan okunabilen bir kitap. Ableton diye bir müzik uygulaması hmm. belki biliyorsundur. Biliyorum. Ableton diye de okuyorlar. E, Sonradan kızmayın pronunciation'dan dolayı. E, ben kitabına dursun diye fizikselini almıştım, sipariş vermiştim. Ee, hakikaten işte bir şarkıya başlamak, e, şarkıyı devam ettirmek ve şarkıyı tamamlamak diye üç farklı kısımdan oluşuyor. Zaten renk kodlarıyla da şey yapmışlar sayfaları şöyle yandan bakarsan. E, üç farklı <laughs> renkte şeyler Güzel. var. E, güzel stratejiler var çünkü hakikaten daha önceden ben çok müzik bestelemiş bir değilim yani hani ufak tefek mırıldanarak bir şeyler yaptık tabii de oturup da böyle komple bir e, aranjman yapmadım o yüzden de e, açıkçası nasıl yaklaşıyorlar bu işlere merak ediyordum ee, güzel şeyler var özellikle bu aktif listening ile ilgili başlarda e, güzel tavsiyeleri var biliyorsun yani birçok insan aslında müzik dinlerken bunu pasif bir şekilde dinliyor yani kod yazarken arkada dinliyor ya da yolda hmm. yürürken dinliyor yani. başka bir iş yaparken dinliyor ama aktif listening işte müziğin bütün elementlerine dikkat ederek geçişlere dikkat ederek kullanan efektlere synthesizer işte şeylerine presetlere neyse işte dikkat ederek. Ee, nerede nasıl bir şey yapmış yani sana mesela bir his uyandırıyor şarkı bunu nasıl elde etmiş buna dikkat ederek dinlemeye deniyor ee, ben aktif listening yapıyorum yani onu daha önceden de başka yayınlarda falan söylemiştim ee, bu işte şu kuamdaki kulaklığı takıyorum amfiye plada koyuyorum ee, hatta geçen uyuyakalmışım <laughs> hanım uyandırdı neyse e, öyle aktif olarak dinliyorum müzik başka hiçbir şey yapmadan bu müthiş bir deneyim gerçekten tavsiye ederim yani tabii amfi falan almanız lazım ama amfi olmasına gerek yok yani iyi bir e, ses veren bilgisayar da olur yanınıza koyabilirsiniz e, artık Mac'ler de çünkü lossless oynatabiliyorlar e, ve iyi bir kulaklık takarsanız direkt o lossless kaliteyi de her ne kadar çok iyi olmasa da Mac'in DAC'ı e, DAC deniyor Digital to Analog Converter'ın kısaltılmışı DAC, DAC çok iyi olmasa da yine de işinizi görür eee o mesela güzel mesela orada notlar alın diye mesela beğendiğiniz bir parçanın benzerini yapmaya çalışın ama zaten benzerini yapamayacaksınız çünkü kendi tarzınızdan bir şeyler katacaksınız ve bambaşka bir müziğe gidecek. Çünkü o işte aldığın kararlarda o yani yol ayrımlarında aldığın kararlarda çok fazla müzikte şey var. İlk, nasıl diyeyim? ihtimal var. O ihtimallerden herhangi bir bir tanesini farklı seçtiğim zaten bambaşka bir şarkı oluyor falan diye anlatıyor. Güzel yani nasıl başlanır bu işe yani nasıl o ilk adım atarsın ilk şarkını nasıl yaparsın falan güzel stratejiler var. Öyle işte ara ara böyle vakit buldukça bir çaptır iki çaptır okuyorum. Ee, hoş bir kitap. Onu ekstradan araya sıkıştırayım dedim. böyle Peki. Eklemek istediğim başka bir şey var mı oyunlardan? Yok oyunlardan bir şey yok. Call of Duty zaten elim sakat olduğu için hiç oyun oynayamadım. Bir de bayram tatilinde kimse yoktu buralarda. Hmm o yüzden pek oyun oynadım diyemem. i̇şte bir iki de Call of Duty oynadık. İyice elim ağırlaştı zaten. Ağrısı arttı. O yüzden bu aralar biraz dinlenmeci. Klavye mouse oynuyorum. kontroller çok zorluyor. bir diğer söyleyeceğim şey de e, Lost'u seyretmediyseniz sevdim. az önce söylemiştim. Bir daha söyleyeyim. Peki. <laughs> Kaçırmayın. O yani. zaman o zaman senden bir maç skoru tahmini alalım. Ondan sonra öyle kapatalım. Ben Hollanda'yı 3-1 <laughs> falan yeneceğimizi düşünüyorum. Wow. Peki. Çünkü bu bölüm yayınlandığında değil mi? Maç e, Tabii Cuma günü Cumartesi. Diye. Cumartesi miydi? Evet. evet. Diğer iki maç herhalde Cuma günü diyor öyle hatırlıyorum. İki tane maç Cuma günü, iki tane maç Cumartesi öyle galiba. Değil. Evet. İki tanesi de şey gibi. Tam hatırlamıyorum. Ben hiç bilmediğim takip etmediğim. Dört maç var zaten çeyrek finalde. Sekiz takım, dört maç var. Değil mi? Bir tanesi Biz şeydi cumartesi öyle. oynayacağız Ama Cuma günü bir maç vardı diye hatırlıyorum. Değil mi? Cuma ikidir, Cumartesi ikidir muhtemelen. Aynen. 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 Doğru. Aynen o şekilde. Peki o zaman bakacağız. Ne kadar doğru çıkacak senin tahminin. Ben yapmayacağım tahmin. <gülüyor> 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 Bana sanki Hollanda ya Hollanda'daki o oyuncu adını unuttum ben. Depay şimdi. mı? Depay değil. Ötekisi. tekisi ee, anladım. ismi gelmedi ee, aklıma da. Anladım. Siyahi bir oyuncu. o ee, şeyde ben maçını seyrederken çok Hangi güzel. mevkide oynuyor? Forvet'te oynuyor. 11 numara mıydı neydi? Hatta. Samete tamam, Samet'i veririz ona. parçalar, <laughs> parçalar Samet onu. <laughs> Samet çok, mi oynayacak Merih mi oynayacak onu da bilmiyorum. Hem e gol atıp hem, hem de, de hem de çok güzel asist yapmıştı. Böyle bayağı böyle çizgide solda böyle çizgide götürdü topu falan. Ama böyle. biz kaos futbol oynuyoruz bizde alan savunması falan yok. Adam adama direkt arkadan yapışıyorsun Olabilir. adama ayağını sokuyorsun arkadan. Top mop alamıyor. Bilmiyorum Olabilir. ben Türkiye'yi çok tahmin edilemez bir takım olduğu için. 5 de yiyebilir yani onu da bilmiyorum. Ya benim ee, tek şeyim dileğim maç kalanında. Ama kazanırsak... Hollanda 5 atacak bir takım değil yani. Yok değil. Bence iki, iki ya yani bana böyle 2-1 on, falan onlar yener. Ya yani 3-0 yener ama rakipleri çok zayıftı. Bence Türkiye o şeyle e, ya belki böyle berabere bitirip 2-2 falan uzatabilir ama ben aklım gönlümden 3-1 geçiyor. Hmm. Benim tek dileğim şey onu da ekleyeyim. Korona çalmasınlar. Abi <laughs> kazanırsak. Ve yarı <laughs> burada... finalde İsviçre gelirse <laughs> bence İsviçre bizi eler. Öyle düşünüyorum. Öyle mi Ama İngiltere gelirse finaldeyiz. Ha özellikle böyle bir yapmış yapmışım çünkü Aynen, o göreceğiz. yine oynanmış olacak bir sonraki bölüme kadar yok kayda ama kadar. işte dediğim gibi şey yapmasınlar abi burada yani çok kişi sövüyor ben onu söyleyeyim yani hani e, Türkiye'de bilmiyorum nasıldır abi o biraz işte şey yani ya yani burada çok misilleme yapıyorlar doğal olarak çünkü yani yani hani belki... bazı şehri yerleri var orada kutlarsın hani yok yani Hamburg'da okay falan ama... belki çok olmuyordur ama özellikle Doğu Almanya taraflarında falan Türklere karşı çok şey oldu Abi, <laughs> şimdi zaten Berlin'de oynanacağım şey hani yani. Türkiye ev sahibi diyorlar abi <laughs> Aynen, tamamen orada <laughs> Yani burada bir tek şeylerde yat yatamıyorlar abi. Çünkü geçen şey maçından sonra, çek çek maçından sonra arkadaş yazdı yani. yani uyuyamadık dedi şimdi şeyinden dolayı. O tam böyle şeyde yaşıyor. Bizim bir tane sender Türklerin daha çok yaşadı. Ben daha uzakta yaşadığım için mışı mışı uyudum yani. O da şey çok bir sıkıntım olmadı da. Ee, ona dikkat etmekte de fayda var yani. Evet. Peki o zaman. Farklı düşünün. 140. bölümünde gene farklı konular üzerine sohbet ettik. Biz dinlemekten keyif alıyorsanız bize Spotify, Apple Podcast ve YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. Dilerseniz Baymiyekofer üzerinden abone olup Telegram grubumuza dahil olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.